Açıklama yapalım lütfen. Gelebilir, tamam, sorun değil, sorun değil. Evet, teşekkür ederiz. Değerli meclis üyeleri, çoğunluğumuz var. Toplantımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz bir ay geçti Eylül toplantımızdan. Çok hızlı geçiyor günler. Dün gibi değil mi? Çok hızlı geçiyor. Dünya daha mı hızlı dönmeye başladı? Nedir? Uzay bilimcilere soralım bakalım diye düşünüyorum. Evet. Yine bugün meclisimize başlarken bir başsağlığı dileğimizi sunarak iki şehidimiz var, iki askerimiz. Yalnız bu sefer trafik kazasında göreve giderken bir araç, askeri araç devrilmiş. Bir askerimiz şehit olmuş. O da sonuçta göreve gidiyor tabii. Dolayısıyla onlara Allah'tan rahmet dileyelim ve ailelerine başsağlığı, sabır dileyelim. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli meclis üyeleri, geçen ayın başında öncelikle biliyorsunuz 9 Eylül'ü geçirdik. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 1922'de de aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Yine 9 Eylül günü, pazartesi günü eğitim dönemi başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Bütün öğrencilere başarılar dileyelim. Çanakkale aslında orta öğretimde başarılı illerin başında geliyordu. Fakat yavaş yavaş aşağıya doğru düşmeye başladığını duyuyoruz. Dolayısıyla yeniden o başarı ivmesini yakalamasını tabii diliyoruz. 12 Eylül'ü biliyorsunuz demokrasi, insan haklarının, hukukun, adaletin çiğnenerek bir askeri darbenin yapıldığı gün 1980, 39 yıl önce. Bunu da tabii çok acı günler geçti o gün, o zaman, o dönemde. O dönemde mağdur olan herkese, ölenlere yine rahmetle analım. Tabii yapanları da pek hoş anmayalım diye düşünüyorum. Darbeyi yapanlara ve bundan sonra da bu tür demokrasiyi zedeleyecek tavır ve davranışlardan herkesin kaçınmasını diliyoruz. Biliyorsunuz en son işte bir darbe teşebbüsü yine 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından yapılmaya çalışıldı. Allah'tan başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan sonra da hiç teşebbüs olmamasını dileyelim. Çünkü darbe gerçekten demokrasiyi ezip geçen bir süreç. 15 Eylül günü kent konseyi seçimimizi yaptık. Sayın Evren Kızoğlu başkan seçildi. İl Başkanımız Sayın Evren Kızoğlu, Cevatpaşa Mahallesi muhtarımız aynı zamanda. Kendisine ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu'na seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. 16-22 Eylül arasında da Avrupa Hareketlilik Haftası'da etkinlikler yaptık. Hatta bizim bu bağlamda meclis üyemiz Didem Hanım güzel bir sunum yaptı. Diyet üzerine, hareketli olun, gezin, koşun, yemeyin falan diye dinledik. Ne yiyeceğimizi şaşırdık. O niye yasak, bu niye yasak? Ondan sonra ama güzel bir şeydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, yani giderek hareketliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Doktorlar bunu söylüyorlar.
Tabii aynı zamanda evet. Çatot gezisi tamamlandı mı? Evet. Çok önemli. Açıkçası ben de şöyle bir yani hem tasarruf amaçlı bir yerde ama aynı zamanda da işte bu hareketlilik özendirme bağlamında bir karar aşamasındayım. Onu da sizlerle paylaşayım. Yağmur çamur olmadığı zaman süreçlerde yürüyerek işe gidip gelmeyi planlıyorum. Eğer çok şey olursa da toplu taşımayı kullanmayı planlıyorum. Biliyorsunuz yani hem elektriğe ciddi zamlar geliyor, akaryakıta ciddi zamlar geliyor. Dolayısıyla biz de belediye olarak da tasarruf etmemiz gerekir. Araçlarımızla ilgili bazı tedbirlerimiz olacak. Yönergeler çıkarıyoruz, hazırlık yapıyor arkadaşlar. Ben de buna tabi olmalıyım. Makam arabamı, daha doğrusu makam arabamız yok bizim, hizmet aracımız var. Onun kullanımını minimize etmek, çok protokoler şeyin dışında kullanmamak gibi. Ve elektriklerle ilgili de, bakmayın bugün meclis salonunda bu haberleri yok, hepsini yapmışlar. Elektriklerimize kısıyoruz. Benim odamda da bayağı bir tasarruflu. Bugün geldiler, gördüler milyonlar. Biraz karanlıktı ama tedbir. Tasarruf etmeden biriktirmemiz söz konusu değil. Tasarruf edeceğiz. Hem karbon ayak izimizi düşürme anlamında, hem tasarruf anlamında, hem de hareketlilik anlamında hepsine faydası olur diye düşünüyorum. Eğer örnek alabilirsek ne mutlu bize. Yoksa bir şey değil, bir gösteriş olsun değil. Gerçekten bilinçli olarak bunları hepimizin yapmasında yara var. Yine o hafta 16-22 Eylül, Eylül'ün sonuna doğru yine aylık haftasını kutladık tüm esnaf arkadaşlarımızla. Belediyenin önünden mehterle beraber şeye kadar yürüdük. Cumhuriyet Meydanı'na kadar. Orada bir güzel bir tören yapıldı. Tekrar aylık haftasını kutluyorum. Yine aynı hafta içerisinde toplu taşıma filomuza iki yeni araç kattık. Bizim kooperatif iki araç aldı 8,5 metrelik. İki tane daha alıyor. Onları da servis şeye koyacağız. Ve şeyde de ayrıca iki tane kadın şoförümüz oldu. Onlara da şey verdik. Kart verdik. İki tane daha kadınımız. Toplam dört tane kadın şoförümüz var toplu taşımada. Hem kooperatifte hem bizde olmak üzere. Yine kadınlarımızı teşvik ediyoruz. Yani şoför, ağır vasıta şoförleri gelsinler, müracaat etsinler. Onları istihdam edelim. Hem kooperatif olarak hem belediye olarak. Çünkü kadınların şeylere yaklaşımı daha kibar oluyor. Şikayetler minimize olur en azından. Ne kadar eğitirsek eğitelim. Erkek şoförlerde biraz böyle bir şey var. Hoyratlık oluyor. Yorgunluktan da olabilir veya moralleri bozuktur ama kadınlar daha bir sevece şey oluyor bu işlere karşı. Onun için tekrar teşvik ediyoruz onları. Evet. 19 Eylül Gaziler günümüzdü. Onu kutladık. Tekrar gazilerimizin gününü bir kez daha biz de kutlamış olalım. Bu arada gazilerle ilgili bir şeyimiz var. Projemiz var. 20 tane Kıbrıs gazimiz. Zaten gazilerimizin artık Kıbrıs gazisi. Kore gazileri pek yok galiba. Kıbrıs gazilerimizden. Ben Kıbrıs'ta şeye gitmiştik. Tatlısu Belediyesi'ni ziyarete gitmiştim. Tatlısu Belediye Başkanı Çanakkale'den bir alakalı da burayla yani ilgili gelip giriyor buraya. 20 tane Kıbrıs gazisi ağırlayabileceğini söyledi. Güzel bir tesisi var Tatlısu Belediyesi'nin. Girne kıyısında yani o kıyıda üst şey kıyıda Türkiye'ye karşı olan kıyıda güzel de tesisleri var yani otel falan ağırlayabileceğini söyledi. Biz de onun üzerine inşallah gazilerimizi 20 tane gazimizi Kıbrıs'a tarihi de bilmiyorum belli oldu mu ama göndermeyi planlıyoruz. 19 Eylül yine günü aynı gün biliyorsunuz Kale grubunun bir etkinliği vardı. Bilişim Vakfı ile beraber Nuvesans
Novi Sans'la beraber. Bizim de içinde bulunduğumuz bir şey var biliyorsunuz. Tarragona'ya da gittik işte birlikte. Bir projemiz de var. Aklım fikrim Çanakkale. Sürdürülebilir ve akıllı kent olarak bir Truva'da, müzede bir günlük bir şey yaptılar. Orada etkinlik yaptılar. Onu gerçekleştirdik. 20 Eylül'de maalesef biliyorsunuz çok popüler bir kanser hastamız vardı. Neslihan Tay. Onu kaybettik. Ona Allah rahmet eylesin diyoruz. Önemi şu, yani bir hastalıkla nasıl savaşılabileceğini, nasıl morali üst düzeyde tutulabileceğini bir örneğidir. Hepimizin başına gelebilir. Her şey gelebilir. Onun için hastalıkla nasıl mücadele edeceğini bir örneği oldu. O bakımdan işte basında da yer aldı, sosyal medyada da yer aldı. Ben de bu vesileyle ona bir rahmet dileyelim ve onun bize bıraktığı bu şeyi için gıyabında teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada bir canı daha kaybettik. Eylem. Eylem kim? Kirazlı, Balaban Tepe'nin orada Eylem adlı bir köpek vardı. Oradakilerle beraber yaşıyordu o. Köpek trafik kazasında aracın altında kaldı. Yol tabii orada. Trafik kazasında maalesef kaybettik. Umarım çarpan dikkat etmemiş olmasın. Yani birden önüne çıkmış olsun. Çünkü onların da yaşam hakkı kutsal biliyorsunuz. Ağacın da suyun da. Onun için o Eylem'i de kaybettik. Oradaki insanların yandaşı diyelim ya, ya şeyi. Ama bu vesileyle tabii bu yarını da hatırlayalım. Yarın da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bir kez daha bilinçlenmemiz için böyle bu günler önemli. Yani hayvanlarımızı, her türlü hayvanımızı, sadece kedi köpek değil, kuşlarımız da olmak üzere, diğer bütün börtü böcek ne varsa hepsini yaşam alanlarını sağlıklı kılmak ve onların yaşam hakkını korumamız lazım. Tabii öncelikle de insanların yaşam hakkı çok önemli. Biliyorsunuz İstanbul'da peşi sıra iki tane deprem oldu. 5.8 ve 4.3. Ve o süreçte tekrar deprem aklımıza geldi. Böyle biz aklımıza olduğu zaman geliyor ama olduğu zaman iş işten geçebiliyor. Ve şunu gördük. Maalesef İstanbul depreme hazır olmadığını gördük. İşi olmadık yerlere dönüştü. Yok çağırdıydın, çağırmadın, o vardı, bu vardı. Yani insan hayatı söz konusu, hatta mallar söz konusu. Burada bu polemiklerle zaman geçiriliyor. Ve tabii toplanma alanlarının maalesef İstanbul'da geniş alanların, daha önce toplanma alanı olarak ilan edilmiş alanların şeye çevrildiği, yapı alanına çevrildiğini öğrenmiş olduk. Bu arada tabii bir şey olması lazım. Yani bizde durum ne? Şimdi bu konu olduğuna göre Çanakkale'de durum ne? Şimdi dinleyenler diyecek ki bizde durum ne? Şöyle bir afet toplanma alanı olarak bir şey yapmak istiyorum. Bilgi vermek istiyorum. Sırasıyla Özgürlük Parkımız var biliyorsunuz yukarıda. Aşağıda yine Rotary Parkı ve onun üstündeki eski Yahudi mezarlığı ve 500. yıl parkımız var. Aslanabayır spor tesislerimiz var. Geniş bir alan. Onun değişmesi mümkün değil. Halk bahçemiz var malum. Cumhuriyet Meydanı tabiatıyla var. Dardanoş spor tesisleri Barbaros'ta var. Ve orada yine Hamidiye tabyalarının olduğu alan var. Efendim. Kurban kesim yerimiz var. Çayın kenarında. 75. yıl parkımız var. Eski çadırın olduğu, AVM'lerin arkasındaki olan alan var. Cuma pazarı var. O da geniş bir toplanma alanı. Tüm bu şey açısından. Şeyde Karacaören'deki iki tane 75'er bin metrekarelik, 75'er dönümlük iki tane park alanımız var. Bunlar toplanma alanları. Tabii toplanma alanını ilan etmek yetmez.
Aynı zamanda bunların biraz da donatılması lazım. Yani tuvaletiyle, işte elektriğiyle, suyuyla, yani bir hazırlık içerisinde. Bunların çoğunda var. Sadece 75 dönümlük alanlarda henüz daha yerleşme alanı olduğu için o alanlarda henüz o donanımlar yok ama süreç içerisinde onlar da olacaktır. Dolayısıyla Çanakkale açısından bizim bu bağlamda iyiyiz. Yani rahat, içimiz rahat. Tabii şu konuda bilgim yok. Biliyorsunuz Çanakkale'de Sarıçay var. Sarıçay ta şeyden itibaren Bursa yolundan sonrası da var. Efendim şeye kadar, dört yolda kadar. Bütün hastaneler bu tarafta kaldı. Karşı tarafta. Ya devlet hastanesinde taşındığı zaman geri kalan kısmı çayın bu tarafında hiçbir sağlık şeyi kalmadı. Köprüler yıkılma tehlikesi olan şey yapılar, kritik yapılar. Yani bunlar ayaklar üzerinde duran efendim artı altı boş, her an bir depremde zarar görebilecek yapılar bütün bunlar biliyorsunuz. O konuda tabii ne düşünülüyor bilmiyorum. Ama benim bir an önce bu konuda halkın bilgilenmesinde yarar var. Yani ilgili sağlık müdürlüğü, valilik, her kimse bu konuda bir şey söylemesinde fayda var. Yani çünkü hastanede gittikten sonra bu Sarıçay'ın bu tarafında hiçbir şey kalmıyor. Bir tek sağlık ocakları kalıyor. İşte sağlık ocakları da işte burada işte bir tane var yanılmıyorsam. Onun için bu önemli bir konu diye açıkçası belirtmek istiyorum. Bu konuda bilgilendirme olursa sizi yine meclisimizi ve halkımızı bu konuda bilgilendiririz. Değerli meclis üyeleri, 25-29 Eylül günü Macaristan'ın Tapolsa kardeşlerimiz var. Oraya ziyaret ettik. Sayın Esra Yüksel, AKP grubu adına, Bilge Şimşek ve Egemen Ergun, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ve Özlem Hanım, kültür müdürümüz, bu şekilde gittik. Burada tabii bir etkinlik vardı orada, onların bir festivali vardı, ona da katıldık ama iki konu önemli. Önce bir bilgi tazelemesi yapalım. Tapolsa, niye Tapolsa ile kardeş şehiriz? Şundan dolayı Tapolsa Yubik Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanı tarafından şu anda temsil ediliyor. Belediye onun tarafından yönetiliyor. Yubik Partisi mecliste, parlamentoda ikinci parti, yani Ana Muhalefet Partisi. Ve bu partinin temel felsefesi kendilerinin Orta Asya'dan, bunlardan geldiğini ve Türk soyundan, yani bizden beraber aynı soyda geldiklerinin iddiasındalar. Bunu açık ve net bir biçimde ortaya koyuyorlar ve hatta iki yılda bir Türk günü yapıyorlar. Bu tabii Osmanlı orada çok uzun yıllar kalmış ve bir köklerinden de bu şekilde şey yaptıklarında elbette ki bu da bize bir yakınlaşma sağlamış. Mesela belediye başkanı, Tapolsa belediye başkanı her 18 Mart'ta Budapeşte'ye gidiyor. Budapeşte'de mezarlığın içerisinde bir şehitlik var. Galicia cephesinin de şehit olanlar, daha doğrusu Galicia cephesinde yaralanmış olup Budapeşte'de hastanede şehit olanların oluşturduğu bir şehitlik var. 480 kişi. Varsa onu bir... Evet, o değil. Bu değil. Bu değil. Şu alttaki. En alttaki. Evet. O da değil. Dargaz. Şu, evet peki. Şunu tutun. Şu, evet. Onu yaklaştır. Evet, tamam. Okey. Evet, burada şu arkada şehitlikleri görüyorsunuz. Bu da şey. Burada çelengimizi koyduk. Biz de şehitliğe ziyarete gittik. Ve burada 480 tane şehidimiz var. Bu şehitlerin tamamı Boşnak. Bosna Hersek'ten geliyorlar, gelmişler. Ordu şeye katılmışlar. Birinci Dünya Savaşı'nda.
Ve hepsi gönüllü. Yani Osmanlı için orada savaşmışlar. Biz de gittik. Orada çelengimizi koyduk. Ve aynı zamanda biraz önce şey vardı. O şimdi ötekini aç. Aynı zamanda Gül Baba orada. O da peşte de Gül Baba türbesi var. Evet. Gül Baba. Gül Baba türbesi. Evet, orada da fotoğrafımız. Tabii Fenerbahçeliler biraz üzülecek ama maalesef Gül Baba Galatasaray'da. Sarı kırmızı. Yapacak bir şey yok. Yani Beşiktaşlar. Mesela şey, Egemen Bey pek poz vermek istemedi burada ama artık protokol gereği durdu. Duruş yamuk duruyor. Yani yamuk duruyor. 1500 küsur. Galatasaray vardı. Şöyle Galatasaray vardı. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi'nin arkasında Gül Baba'nın bir sembolik bir şeyi vardır, mezarı vardır. Sarı kırmızı doğrudur yani o çiçekler. İkinci Beyazıt, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşu ikinci Beyazıt'a dayanır. Ve o zaman Gül Baba padişahdan o tepede dolaşırken Gül Baba'ya soruyor, burada ne yapayım ben diyor. O da diyor ki devlete insan yetiştirecek bir eğitim kurumu kuruluyor. Ve onun üzerine oraya o kurum kuruluyor. Türkiye'de iki tane kurum var. Bir tanesi Galatasaray Lisesi, bir tanesi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi. Devlete eleman yetiştirmek için kurulmuştur. Mektebi Mülkiye adı onun için öyledir. Galatasaray Lisesi de bu amaçta işte padişahların falan da çocuklarının gittiği bir eğitim kurumudur. Ve onun kuruluşu buna yani maalesef diğer şey arkadaşlar üzülüyor bunları anlatınca ama yapacak bir şey yok. Tarih inkar edilemez. Abi spor kulübü zaten ben spor kulübü demedim. Sarı kırmızı dedim. Evet. Peki. Evet. Şeye gittik. Bu ziyaretleri yaptık. Parlamentoda UBİK Partisi'nin milletvekili bize parlamentoda dolaştırdı. Kabul etti. Bizi parlamentoya gezdirdi. Bir de öğlen yemek ısmarladı orada. O bayağı bir hediye değiş tokuşuna bulduk. İşte sonra da Tapolsa'ya geçtik. Oradaki festivale falan da gittik. Yani hem tarihimizle ilgili gezilerde yaptık, hem Tapolsa şehriyle ilgili Balaton, hem Avrupa'nın en büyük gölünün yakınında. Bu şekilde orada ziyaretimizi tamamladık. İnşallah bundan sonra Tapolsa'nın başkanı ve o heyeti. Tabi bu arada seçim var. Ayın 13'ünde başkan kalırsa gelecek. Seçim için de biraz, değil mi? Moral verdik. Ona biraz şey yaptık. Evet. Evet. Daha sonra İstanbul Biyeneli var. Uluslararası İstanbul Biyeneli. İki Biyenel bir arada orada İstanbul'da. Onu da hatırlatayım. Bu İstanbul'daki Uluslararası İstanbul Biyeneli diye geçiyor. Taksim'de. Orada iki tane akademisyenimizin şeyi var, eserleri vardı. Bir tanesi Halide Okumuş, Çomu diyor akademisyen, Halide Okumuş. Ve Fatih Balcı, hocaların da güzel performansları vardı orada. Onları şey yaptık. Hatta orada Fatih Balcı'nın bir şeyi, balonlar içerisinde hava vardı. O da Kaz Dağları'nın havası. Temiz havası diye orada böyle bir şey sembol yapmış diye onları gezdik, izledik. Evet, şimdi tabii ben buradan hareketle 22 Eylül günü Kaz Dağları Kirazlı bölgesinde yüzlerce ressam geldi, orada resim yaptı katkı vermek için. Ve oradaki bilinçlendirme çalışmamız devam ediyor. Şimdi bu noktada biz şeydeyken, Macaristan'dayken, Tapolsa'dayken, burada Kiraz Köyü muhtarı ve oradaki bir iki muhtar arkadaş ve köylüler belediyeye dilekçe vermişler. Ya yani burada işte bize yardım ediyorlar, yani iş veriyorlar gibi bir dilekçe. Buna o zaman vekil olan Sayın Süleyman Can Polat meclis üyemiz
gerekli şeyi vermiş, cevabı vermiş. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok ama şunu dilekçeden bir iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilekçede devamlı birilerinin söylediği cümleler aynen tekrar ediyor. Enteresan buluyorum. Yani herkes farklı bir şey söyleyebilir, olabilir. Yani buradaki bir risk taşımadığını ya da farklı yönden bakılmamız gerektiğini söyleyebilir ama mesela şu cümle bana çok tanıdık geliyor. Efendim, bu bölge, köylerimizin ve madenin yer aldığı bölge söylendiği gibi Kaz Dağları'nda değil. Kaz Dağları arasında 40 kilometreden fazla mesafe var. Hatırlıyorsunuz değil mi bu cümleleri, kimlerin söylediğini? Ayrıca hep söylendiği gibi yüz binlerce ağaç da kesilmedi. Hepimiz doğum büyüğü o yöreliyiz. Buradaki ağaçların kesimi hepimizin göz önüne yapıldı. Biliyoruz ki, saydılar herhalde, ağaç, kesilen ağaç 13 bin civarında. Herhalde onlar beraber kestiler, kesenlerle saydılar. Biz de diyoruz ki 2000 dönüm alanda ağaçların tamamı kesildi. 2000 dönümü eğer 13 bine bölersek, efendim, daha doğrusu 13 bini 2000'e bölersek, 2000'e de, dönümüne 6,5 ağaç düşer. Ha tabii doğrudur, 3 ağaç düşer o hesabı yaparsak. Ticari şeyi olan ağaç miktarı o kadar olabilir ama bunun ticari değeri olmayan ama kökü olan, dalı olan, gövdesi olan, belli bir hacme gelmemiş olan ağaçları saymazsan doğru olabilir. Ama bu bir sistem. Orada küçük ağacından tut, diğer florasına, faunasına kadar hepsi bir sistem. Bunu ben söylemiyorum. Bakın bunu ÇED raporu söylüyor. Benim önerim şu. Buna itiraz olan insanlara, kişilere, kurumlara, makamlara bir şunu. Şu ÇED raporunu lütfen bir okuyun. ÇED raporu uzun. Ama bazı bölümleri var. Orada tarif ediyor neyin ne olduğunu. Mesela burada efendim şu kadar sayıda endemik bitki var diyor. Bu bitkiler kalkacak. Bunun 7 tanesi münhasıran o bölgeye ait diyor. Yani başka yerlerde yok, orada var diyor. ÇED raporu söylüyor. Biz diyor bunları diyor alacağız diyor, bir yere koyacağız diyor. Sonra iş bitince bunları alacağız, tekrar buraya yerleştireceğiz. Bunlar büyüyecek diyor. Endemik bitkiye elini sürersen o endemik bitki olmaktan çıkar, bir işe de yaramaz. Yani aklımızda alay ediyorlar. Onun için ben de diyorum ki lütfen ÇED raporunu okuyun. Ben buna uzun uzun bunları anlatacak durumda değilim ama çok enteresan. Evet, çevre köylüler olarak bize iş ve aş sağlayan, işini de düzgünce iş nasıl yapılıyor bir maden, siyanürlü maden işletmesinde onu bilmiyorum. Haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Gençlerimize iş veriyor, çocuklarımızın eğitimine destek oluyor. Köylerimizin ihtiyacıyla ilgileniyor. Yani devlet yapamıyor bunları. Tarım bitmiş, adam köyde geçinemiyor, çocuğunu okutamıyor efendim. Eğitimini sağlayamıyor. Taşımalı sisteme dönmüş okullar. Dağ yolumuzun asfaltlanmasını bile bu şirket yaptı diyorum. Ama en önemli cümle şu. Yöremize temiz içme suyu verecek göleti yine bu şirket inşa ediyor. Ne demek biliyor musunuz? Ben senin su kanallarını yerle yeksan edeceğim, perperişan edeceğim. Temiz su kanalı bir tane de gölet yapacağım demek. Biz de onu diyoruz zaten. Tüm yeraltı şeylerini yerle yeksan edeceksin, kirleteceksin. Bu noktada dün televizyon izleyen var mı bilmiyorum ama Fox TV yoksa internette şeyden bakın, şeyde var değil mi şimdi YouTube'larda falan. Fatsa'da kadınlar isyan ediyor. Hani Fatsa, hani bura. Yine bir altın maden işletmesi, ÇED'ini büyütmeye çalışıyor. Kadınlar isyan ediyor. Ağaçlarımız kurudu, şöyle oluyor, böyle oluyor diye isyan ediyor. Ve bizim sadece bakın biz şu belediye olarak bizim tabii sesimiz niye çıkıyor burada? Çünkü bizim suyu, içme suyumuz tehlike olduğu için sadece Kirazlı Balavan konusuna biz konsantre oluyoruz. Ama işin boyutuna baktığınız zaman bunun gibi 26 tane daha yer var. Bunun gibi. O ayrı bir konu. Onda da konumuz var da ama ben belediye olarak ben burası ilgileniyor. Başkan olarak benim burası ilgileniyor. Bakın Akköy'de şeyi olan varsa
ilişkisi olan var. Özellikle sizin Sayın Başkanım. Akköy'de zeytinler kurumaya başladı, zeytinlikler. Neden biliyor musunuz? Termik santrallerden dolayı. Akköy'de yüksektedir bizim şeyler. Kurumaya başladı. Daha termiklerden bahsetmiyoruz. Sadece Çanakkale suyundan bahsediyorum. Yani çevre konusunda Çanakkale katlediliyor. Bunu ben söylüyorum. İnanılmazsa inanılmaz, ama bu benim görüşüm. Buradan hareketle bizim üstümüze varmaya kimse teşebbüs etmesin. Yani öküzün altında buzu aramaya gerek yok. Özellikle orada destek veren insanlara çeşitli sıfatlar yakıştırmaya kimse tevessül etmesin. Yani sonuçta vatan aynı oldu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ve şu noktada maalesef şu cümle çok acı. Kim yazdıysa bu mektup şeyi, kim yazı verdiyse bunlara. Ama hala kim olduklarını ve amaçlarını bilmediğimiz bir grup köyümüz civarında kamp yapmaya devam ediyor. Her türlü kışkırtmanın hususun olabileceği bu ortamdan ailelerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız çok rahatsız diyor. Yani doğanın katledilmesinden onlar rahatsız değil. Orada bir çevre duyarlılığında orada gelmiş, orada bulunan insanlardan halk rahatsız diyor. Şimdi ben de diyorum ki o alanın 200 metre altında jandarma var. 200 metre. 200 kilometre değil, 200 metre. Bayırdan aşağı indin mi jandarmaya giriyorsun. Artı jandarma, sivil jandarma her daim o alanda. Sivil, resmi değil. Sivil jandarma her daim o alanda. Böyle bir şey olmasına jandarma müsaade eder mi? Ya jandarma bunu bilmiyor mu? Bilemez mi? Ya da jandarmaya söyle. Arkadaş de bunlar da şey de zararlı mahlukat de. Bu insanlar burada de. Ve bu tamamen olayı çarpıtma ve şirazesinden çıkarma dilekçesidir. Ve bu dilekçeyi köylüler değil, birileri köylülere yazıp ellerine verip okuturmuştur. Bunu iddia ediyorum. Çünkü cümleler aynı bazılarının söylediği cümlelerin birebir örtüşüyor. Dolayısıyla bunu Sayın Can Polat o zaman vekildi. Gayet güzel, çok şık bir metinle ifade etmiş. Ona şey de var. Dolayısıyla biz Fassa örneği var. Tesadüfen o da dün akşam oldu. Şu Fassa'yı bir varsa bir oynat bakalım. Bir hep beraber izleyelim Fassa'yı. Şu ışıkları kapat. Evet. Ve gidiyoruz bir çevre haberi sevgili izleyenler. Nazlı o çevre haberini gerçekleştirdi. Ve bakın, değer vermediğimiz, yeterli değer vermediğimiz toprak veya çevre neler yaşıyor? Köyümüz diyemiyoruz, toprağımıza toprağımız diyemiyoruz, suyumuzu içemiyoruz, meyvemiz yok. Kapıya çıkamıyoruz tozdan. Pencere açamıyoruz. Orman nasıl gitti, hayat bitti bizde. Dıkandım gücüm, dıkandım konuşamıyorum. Oksijen diyarı da olarak bilinen Ordu ve Ordu'nun en yeşil ilçelerinden Fatsa bu manzaraya alışmaya çalışıyor. Burası bir maden şirketine ait altın arama sahası. 5 yıldır faaliyette, seneye ise tüm ruhsatları iptal oluyor. Ancak şirket 14 yıl daha süreyi uzatmak istiyor. Bu da bu kahverengi alanın yeşile doğru daha da genişlemesi anlamına geliyor. Fatsalılar da buna tepkili. Biz ilkin buraya yürümeye geldiğimiz zaman bu kadar bir şey yoktu. Bir ufak bir kulübe vardı. Dedim şu askerler hele dinlemeyelim dedim. Şuraya dedim girelim dedim. Adalet var dedi. Kanun var. Adaletsiz iş yapmayalım. Adaletsiz iş yapmadı. Aha işte adalet yaptı burayı. Ne olacak? Bizim geleceğimiz ne olacak? Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Fatsa Bahçeler mevkiinde 2 milyon metrekarelik alanda siyanür kullanılarak altın ayrıştırılıyor. İngiliz ortaklı maden şirketinin amacı faaliyet alanını 3 katına çıkarmak. Fatsalı istemiyor çünkü 5 yılda kestaneleri, fındıkları, kivileri, cevizleri, balları, suları gitti. Maden sahası ilçenin tepelerinde yeşilin ortasına vurulmuş bir hançer gibi. Aha hep gülüyor burada. Siyanları yediği zaman çürümüş bu meyveleri. Yiyemediniz mi bu sene incirinizi? Yiyemiyoruz. Birkaç senede hiç yok. Emekli olduk, evimizde yaşarız dedik, geldik. Yiyeceğimiz, içeceğimiz şeylere biz zaten 35 senedir hasret gittik. Şu anda da bu yüzden hasretik.
Bu ne böyle? Salatalık mı? Salatalık. Salatalığın salatalıklığı kalmamış. Kalmadı. Bu sene kabaklarımızın çiçekleri tevende kurudu gitti. Bunun dolmasını falan yaparız biz. Dolmalık hali bile kalmadı. Maden bölgesindeki köylerde sular musluklardan berrak akmamaya başlayınca bölge halkı Sağlık Bakanlığı'ndan su analiz raporları aldı. Sudaki alüminyum olması gerekenden neredeyse 14 kat fazla çıktı. Sondajlar bölgenin içme suyu kaynaklarını kuruttu. Köylüler musluklarından ellerini bile yıkayamaz oldular. Bir ton toprakta yaklaşık 2,5 gram altın var. Bir ton toprakta ama diğer ağır metaller, kadmiyum gibi, çinko gibi, arsenik gibi, kurşun gibi malzemelerse burada kalıyor. Ne ya? Sen bir gram altın için bu Türkiye böyle gider mi ya? Baştan bilemedik biz, suları işittik, şey yaptık. Su soğandan bozuldu dedik ama baştan içtik, hep her şeyi yaptık, yemeğimizi yaptık. Kanser hastasıyım, eşim de kanser hastası. Bu sene suyu farkında olmadan kullandık. Hem sağlıkları tehdit altında hem de toprakları. Gözlerinin önünde ikisi de kuruyup gidiyor. Kalbimiz dayanmıyor böyle dağları, ağaçları görünce. Psikolojiyi biliyorsunuz. Yengemin psikolojisini görüyorsunuz. Bizim devletimiz aslında gönlü çok açık bir devlet. Merhametli ama bize değil. Biz abiyi öldürsünler, gömsünler, bundan iyi. Dışarıdan gelenler bir kere görüyor ama biz her zaman görüyoruz. Biz burada her zaman ölüyor. Her Allah'ın günü biz burada ölüyor. Ve bu gerçeklik bilinirken bu... İzlediğiniz videoda doğa teröristlerini gördünüz. O insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama doğa teröristi bunlar. Evet, bir de Fransa'yı izlemişsinizdir. Fransa'da bir haber vardı. Fransa'da yıllar önce bir madende daha sonra çocukların hastalanması üzerine bir tahlil yapıyorlar ve çocukların kanlarında ağır metaller çıkıyor. Fransa'da. Siyanür ve diğer metaller. Onun gibi birçok konu var. Bir yeni değil. Ama ısrarla bunları görmeyip, ısrarla bunları yok varsayıp, efendim, burada bir şey olmaz. Biz garanti altındayız efendim, işte depremin fay hattının üstüne bile beton yaparız, kil yaparız, bilmem ne yaparız. Ama ÇED raporunda orada bile yazıyor bazı alanlarda delikler olabileceğini. ÇED raporunda. Onun için ÇED raporunu tavsiye ederim okumanızı. Ve bu bağlamda hani şey var ya, klasik bu, burası Kaz Dağları değil, burası ne dağları bilmiyorum ama açıkçası... Burada şundan çok rahatsız olunuyor. Hani afişler var ya, Kaz Dağları yoksa Bayramış Beyazı yok, Kaz Dağları yoksa su yok, Kaz Dağları yoksa turizm yok diye söylüyoruz ya, işte vatan haini yapılıyoruz ya. Tam da burada yoksa kelimesi kritik. Şu anda var Allah'a şükür. Şu anda Kaz Dağlarımız var ve yerli yerinde. Biz bu dağları bu hale git, yani ormandan soyulup ondan sonra o topraklara bir damla siyanür ve diğer alanlardan çıkarılacak topraklardan da ağır metallerin yayılmaması için mücadele ediyoruz. Yoksa diyoruz. Oldu mu? İşte o zaman bu mücadeleyi hep beraber kaybederiz. Onun için mücadeleye devam. Kim ne derse desin. Tabii söyleyeceksiniz, istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Ve 12 Ekim'de burada MRÇEP, Ege ve Marmara Belediyeler, Çevre Belediyeler Birliği'nin bir mitingi var. 12 Ekim'de saat 2'de. Onu da orada olacağız. Bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. Ve bu konuları tekrar orada gündeme getireceğiz. Evet, buyurun. Evet, Sayın Başkanım, değerli üye arkadaşlar, sözlerime başlarken herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi hakikaten nazik bir konu. Bu konuda ben daha önce de konuştum. Evet. Yani Çanakkale'de yaşayan herkes, her fert ve burada bulunan tüm arkadaşlar doğanın bozulmasını, su havzalarının kirletilmesini istemez. Evet. Fakat biz vahşi madenciliğe karşıyız. Ama yani akıllı madenciliğe, akıllı madencilik diye bir şey var. Yani dünyada bütün gelişmiş sanayi ülkeleri sanayilerinin gelişmesinde, bu hale gelmelerinde madenlerini kullanmışlar. Evet. Yani akıllı madencilik, madenciliğin kurallarına göre
teknolojinin tüm imkanları kullanılarak ve doğaya, çevreye minimum zarar verilmesi suretiyle ama bunun da telafisi şeklinde. Yani rehabilitasyonu, iyileştirilmesi tekrar şeklinde yapılabilir diye düşünüyorum ben ama yani bu konuda tabii ki kamuoyu hassas ve sahip çıkıyor. Yani buna da bir şey diyecek halimiz yok. Saygıyla karşılıyoruz. Yani kamuoyunun sahip çıkması güzel bir olay çevresine. Evet. Ama yani Türkiye o zaman madencilik yapmayacak mı? Şimdi burada burada baktığımız zaman 500 milyon ons altın rezervi, bunun 6 katı gümüş rezervi olan bir bölge şu andaki bu bölge. Yani ekonomik değer, ekonomiye katkısı da olacak bu bölgenin. Ne kadar olacak mesela? Bir bilelim. Yani benim tahminim, benim yaptığım incelemelere göre 2 milyar doların üzerinde bir rezerv var burada. Ve devlet de buradan en az 1 milyar dolar kazanacak deniyor. Yapılan hesaplamalar, devletin payı. ÇED raporunu okudunuz mu? ÇED raporunda böyle bir rakam yok. ÇED raporunda 800 milyon dolarlık altın olduğu söyleniyor. ÇED raporu daha çok çevreyle ilgili. Hayır. Yani oradaki rezervi tam. Hepsi var. Tespit etmeyebilir. Hepsi neyse, var. Ve bu ÇED raporunu hazırlayan bu firma. Bakın onun hesabı var. Yani şunu demek istiyorum ben Sayın Başkanım. Yanında vardı keşke. Yani şimdi güzel bir bahçemiz var. Hakikaten çeşitli bitkilerle bezenmiş. Çiçekler, doğa şartları gayet güzel. Fakat daha sonra öğrendik bu bahçenin altında önemli rezerv, altın rezervleri var. Çıkarmayacak mıyız bunu? Çıkaracağız. Yani? Ama üstünü bu şekilde yaparak değil. Bunun üstü altından daha değerli. Üstü de değerli ama altında ülkemizin de ihtiyacı var. Yani Türkiye bugün 10 bin dolar tuzağına sıkışıp kalmış. Madenlerini de devreye sokmalı. Altını da, gümüşünü de, her şeyini devreye sokup yani daha müreffeh bir ülke haline gelmeli. Ben onu diyorum. Ya yani 1 milyar işte dolar Türkiye'nin karını bana bir hesaben anlatabilirseniz çok seviniriz. Çok 1 milyar doları merak ediyorum ben. Biz hesap ettik. Biz öyle bir rakam bulamadık. Yani şimdi burada tabii. Bakın bulamadık derken yanlış anlamayın. ÇED raporundaki rakamları şu kadar ton altın, şu kadar gümüş diyor. 800 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyor. Bunu brüt. Evet. Bunu düşüyoruz. Yani %38'ini hatta %38'ini Türkiye'ye bıraktığını varsayıyoruz. Evet. %38'ini. Ne bu? İşte devlet payı, KDV, ÖTV, efendim işçilik falan filan. Evet. Yatırım matırım bıraktığını varsayıyoruz. Yani, buradan 865 milyon TL'yi düşüyoruz. Teşvik alıyorlar. Bunun sonucunda geldiğimiz rakam bizim 152 milyon dolar. Evet. Yani o şekilde olduğunu ben zannetmiyorum ama neyse bu konu. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bunu incelemesini yaptım. Biz de yalan söylemiyoruz. Estağfurullah ama siz bilmeden konuşuyorsunuz. Ben bilerek bilmeden konuşuyorum. Değil, ben bunu. Bakın rakam veriyorum. Zannetmiyorum diye. O zaman araştırayım diyeceksiniz. Araştıracaksınız. Yok, ben bunu bir İstanbul Teknik Üniversitesi profesör, değerli bir profesörün raporunda okudum yani. Şimdi bu da yanılır mı bilemiyorum yani. Bakalım yanlış görelim. Biz de o raporu görelim. Tamam, ben size ÇED raporunu yollayayım, size bana rapora yollayayım. Tamam. Tamam. Yani orada bekliyoruz. Gördüm ben. O açıdan diyorum. Yani sonuç itibariyle tabii ki çevremiz çok önemli. İhtimam göstereceğiz. Sahip de çıkacağız. Siz bir belediye başkanı olarak şehrin su kaynaklarına sahip çıkacaksınız. Gayet doğal. Bu konuda mücadeleniz olacak. Ya bu riske fakat değer mi? Fakat biz de diyoruz ki yani bir ikilem var burada. Hiçbir ikilem yok. Çok yani, net. Eğer toprağın altındaki ekonomiyi kazandırmamız gereken değerleri kazandıracak mıyız? Lütfen, çevreyi mi koruyacağız? Kazandıracağız. Evet. Ama üstü eğer altından değerliyse kazandırmayacağız. Orada kalacak o. Yani işte onu, o doğanın üstü eğer altından çıkarılacaktan daha değerliyse ve yapılamazsa bir tanrı yapısını siz Allah'ın yapısı orası. Sonradan değil binlerce yıldır yapılmış. O alanı bir daha yapamayacağınıza göre o parayla demek ki o altın orada durur. Yani işte altı mı değerli, üstü mü değerli? Artı, o da bir tartışma konusu yani. O sizin teziniz tabii ki. O tam olabilir. Evet. Ama ben şunun, ben onun peşinde, ben para peşinde değilim. Ben suyumun ve havamın sağlığı peşindeyim. Siz onun peşinde. Kaş onun bedeli yok. Evet. Onun bir tutarı yok. Bakın. Neyse o konuda Sayın Başkanım, yani biz de bu konuda ikilem içindeyiz. Tabii ikilemde kalmayız. Evet, ama yani şu var. Bir de madenlerimizin değerlendirmesi kesinlikle lazım diyoruz. Yani kesinlikle. Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı var. Ama burada ülke menfaatleri en iyi biçimde
kollayarak tabii ki. Yani bir de denetleyeceğiz bunları. Bu şirketleri kendi başlarına bırakmayacağız. Yani bu madencilik kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu? Yeterli tedbirleri kim yapacak alıyor bunu? Nasıl güveneceğiz? Kim yapacak? Devletin kurumları kim, bizler. Kim o kurum? Bizler. Ben de söylüyorum size. Bakın devletin kurumu Çevre Şehircilik Bakanlığı. Değil mi? Neden denetleyemezsin Sayın Başkanım? Söyleyeyim neden mi? Siz Ergene'ye gittiniz mi hiç? Ergene Nehri'nin çevre kirliliği yarattığını biliyorum. Kaç yıldan beri? Gitmedim. Kaç yıldan beri? Uzun yıllardır. Nokta. Başka sözü şeyim yok. Yani sözüm burası yok. Da aynı orası. Sayın Hakim. Başka sözüm yok Sayın Avukat. O açıdan diyorum. O açıdan diyorum yani ben de. Burada bizim durum tuzumuz kuru. Yani köydeki vatandaşın ihtiyacı var. Onların bu şeyini çok görmemek lazım. Ben olabilir. İlle yönlendirilmiş diye düşünmek. Ben onlara bir şey söylemiyorum. Evet. Yani onları bu hale düşürenlere lafı. Evet. Yani bir Kirazlı köyünü, evet, bir Serçeler köyünü, efendim köylüsünü bu madencilere mahkum eden anlayışa ben söylüyorum. Tarımı yok eden. Üretim falan yok olmuş değil mi? Yani bu adamlar çekip gidecek. Evet. Bakın bu adamlar çekip gidecek. Yani 6 sene sonra, 8 sene sonra gidecek. Eğer ille bu madenler işletilecekse doğru düzgün denetlenmesi lazım tabii bunun. Ben de diyorum yani ki. Yani harfiyen denetlenmesi lazım. O şekilde olabilir diye düşünüyorum ben. Ben konumuz madencilik, evet, değil. Konumuz, evet, saptırmayalım. Konumuz Çanakkale içme suyunun tepesindeki siyanürlü maden, altın madeni işletmesi. Konumuz bu. Evet. Beni ilgilendiren kısmı bu. Tabii tabii. Ben yani diğerlerini tartışmıyorum. İlgilendirecek tabii ki. Ben evet. O. Ben diyorum ki benim tepemde hem de benim şeyime tecavüz etmiş, koruma alanı tecavüz etmiş bir madenciliğe karşı, evet, bunlara, evet, karşı mücadele ediyorum. Onda haklısınız. Evet. Haklıyım. Bir şey demiyorum. Evet. Sadece o değil. Havası da, havamı da kirletecek. Bir de şu var. Oksijenimi de yok edecek. Bir de şu var Sayın Başkanım. Yani Kaz Dağları zaten milli park değil mi? Hayır. Bizim taraf değil. Öteki taraf. Bizi, Balıkesir tarafı milli Balıkesir park. Bizim tarafı ama değil. Yani maalesef şimdi, değil. Yani burasını Kaz Dağları olarak, yani Marmara bölgesinin, Güney Marmara'nın yüzey şekillerine baktığımız zaman, hı, burasını Kaz Dağları olarak nitelendirmek de pek doğru gibi gelmiyor. Diyorsunuz. Bana. Evet, ben de diyorum o zaman de, size, evet, şunu söylüyorum. Evet. Bilime inanıyorsunuzdur muhtemelen. Değil mi? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün bir raporu var. Size onu da lütfedeyim. Estağfurullah. Evet. Evet. Onu da lütfedeyim. Bir Troy Çanakkale'de çıkmış ve şeyde de var. Hatta Çanakkale'nin değerleri diye bir sempozyumda da var. Onları da sunayım. Hepsi açık ve net bunu gösteriyor. Bakın şu diyor. Bu nokta, yani Kaz Dağları değil, bu noktada yöre kavramı üzerinde durmak gerekiyor. Yöre. Yöre tanım olarak doğal, coğrafi, parantez içinde fiziksel, hidrolojik, ekolojik, biyolojik, kültürel ve benzeri, kapa parantez, özelliklerin bir bütünlük gösterdiği en küçük coğrafi alan birimidir diyor. Yani bunların her birinin olduğu Biga Yarımadası, Biga Yarımadası dediğimiz alan tamamen Kaz Dağları bölgesidir. Kaz Dağları ekosistemidir. Yani ben demiyorum. Evet. 18 Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü. Olabilir. Bu konuda bir dilekçe yazın. Ben yazdım dilekçeyi. Şimdi, evet, öğreneceğiz bakalım neyin ne olduğunu. Farklı görüşler olabilir. Evet. Evet. Neyse, evet, bu, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir hesap yaptım. Onu da sizlere paylaşayım madem ki şey oldu. Şimdi ÇEPT raporundan söylüyorum. Burada 495 bin ons altın, 3 milyon 6 bin ons gümüş, evet, çıkıyor. Doğru. Doğru mu? Tamam, ben de aynı. Aynen. Evet. Bu bilgiyle ve ton başına burada 600 gram siyanür kullanılacak. O işin siyanür kısmını geçiyorum ama bilginiz için söylüyorum. Bunlar çıkarılırken bu ton başına bu miktarda 600 gram siyanür kullanılacağı zaman toplam kullanılacak siyanür miktarı ÇED'in 83. sayfası 15.630 ton. 15.630 ton. 15 ton değil. 15.630 ton siyanür kullanacak. ÇED sayfa 83. Bu bilgiler hesap yapıldığında 800 milyon dolar brüt gelir elde ediliyor. ÇED raporunda. 800 milyon dolar. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bırakılacak pay miktarı 304 milyon TL. Pardon, 304 milyon dolar düzeltiyorum. Şirketin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aldığı teşvik, yeni bu sene aldı,
152 milyon dolar. Yani şirketin net kazancı 472 milyon dolar, temiz para. Türkiye'nin yani eve geçecek para 152 milyon dolar, yani 866 milyon Türk lirası. Eğer 866 milyon TL'ye o doğamızın yok olmasına, ormanlarımız yok olmasına, toprağımızın kirletilmesine, suyumuzun riske edilmesine, havamızın riske edilmesine, hatta sadece siyanür değil konu biliyorsunuz, o tepe kalktığında taş, toprak bir taraftan bir tarafa alındığında onun altından çıkacak olan diğer ağır metalleri de hesaba kattığımızda, bu eğer 800 milyon TL, 866 milyon TL değiyorsa eyvallah. Madenciliğe karşıtlığımız falan yoktur. Tam tersine madenlerimizin bizim tarafımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlıklı ortamlarda ve denetli, etrafa risk vermeyecek yerleşim alanlarımızı riske etmeyecek alanlarda yapılmasına elbette ki sonuna kadar tarafız. Asla böyle karşılık evet. olamaz. Dolayısıyla milli servet bu. Elbette evet. ki çıkaracağız. Buradan kar elde edeceğiz. Gelir elde edeceğiz. Elbette. Ama işin milliyetçi boyutuna baktığımızda yani niye bu arkadaşlara bu paraları veriyoruz? Niçin? Niye? Yani niye? Yok yani. Var Türkler var. Türk şirketleri var. Bunu yapan Türk ama şirketleri var. Talip olan. Hani milliyetçilere hitap ediyorum yok şimdi. Yok yani talip olan yok demek. Önemli. Olur mu? 500 olur milyon mu? Dolar yatırımları var. Olur mu? Yani nasıl talip olan yok? Az bir yatırım değil yani. Rica ederim. Evet. Sadece bunlar burada. Bir yerde daha var. Diğerleri Türk firmalar. Dumanlı köyünde var galiba. Lapsa Türk gibi. Firmalar var. Evet. Yani bunda şey yok. Ya ben ona o olursa evet derim anlamına taşık çıkmasın onu, ama. Ben de onu diyecektim. Bir ayrıca ya demeyin işte ayrıca yani milliyetçi açıdan baktığımda da yani niye adama ve üstelik o şey firması değil biliyor musunuz? Kanada şimdi firması değil. Yerli şirket. O Hollanda firması. Yerli şirket yapsa bunu Türkiye kendisi yapsa bu işi evet. ve çevre koruma ile ilgili tüm tedbirleri de alsa. Yani garantili evet. tedbirleri alsa o zaman razı olur musunuz? Olur muyuz? Bakın biraz önce söyledim tekrar polemik yaratıyorsunuz. Yok, yanlış yapıyorsunuz. Değil. Ben o alanda hiç kimsenin bir bu işlemi yapmasına taraftar değilim. Bu Türk evet. ama artı diyorum üstelik bir de yabancı şirkete kaptırıyorsun aldığı şeyi. Evet. Bari onu yapma. Hiçbir şey yapmıyorsa. Onun için kesinlikle karşıyım. Türk firması da yapsa, devletin kendi de yapsa karşıyım. Çünkü ben suyumu riske edemem. Bunu ben halkı, Çanakkale halkına anlatırım. Söylüyorum. Bu bağlamda eğer vatandaş diyorsa ki ya olsun kardeşim diyorsa ben de tamam derim. Ben demem de ben bağırırım. Sesim hafifçe az çıkar. Ama benim anladığım kadarıyla Çanakkale halkının büyük çoğunluğu, hayır ekseriyeti benimle beraber bu konuda. Ve bakın işte biraz önce Fas'ı gösterdim. Aynısı. Ya bu Allah'ın takdiri diyorum. Bakın önümüze çıkarttı. Bir gün önce. Bir gün önce önümüze çıkarttı. Hani biz böyleyiz. Bunlar da mı böyle? Çevrenin kaydı. O zaman çevrenin korunması demek benim su havzamın korunması demek. Benim su havzamın tepesine siyanürle altın işleme ve oradaki ağır metalleri ortaya çıkarmaya şiddetle karşı çıkmanız lazım. Hiç bunun öyle de çevredi bilmem ne bunlarla hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bunlara hiç. Benim görüşüm bu ve benim gibi Çanakkale halkının tamamına yakını böyle düşünüyor. İşte sadece ben size göstermiyorum bunu bütün Türkiye izliyor. Fas örneği, Fransa örneği, diğer örnekler. Arkadaşlar bunun şakası yok. Bakın termik santraller bu şeye bela olmaya devam ediyor. Akköy örneğini ver. Bakın Akdeniz Zeytinci. Bir incelesin bakın. Ne olmuş, ne oluyor, ne bitiyor. Ya şaka değil bunlar arkadaşlar. Ciddi konular bunlar. Yani bunlar böyle polemik konusu yapılamaz, siyasi şey yapılamaz. Böyle yok teröristtir, yok bilmem nedir, vatan hainidir, carttır, curttur. Bunlar böyle yakışmaz. Aynı sloganları yakışmaz. Koskoca burada kurumların başındaki insanlara yakışır mı böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Ve köylüleri burada... söylendi. Bunlar söyleniyor. Bizim kulağımıza geliyor. Siz merak etmeyin. Onun için biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Siz inanmayabilirsiniz. Ben size rakamları söyledim. Hepsini burada isterseniz size takdim edeyim.
O bakımdan hiçbir sıkıntı yok. Biz ayın 12'sinde mitingimizi ilan ettik, söyledik. Evet, başka benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz buyurun. Başka konuda görüş bildirmek isteyen muhalefet, ana muhalefet, diğer muhalefet, iktidar. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet. Değerli meclisim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımızın da konuşmasında bahsettiği Macaristan Tapolsa kardeş şehir ziyaretine AK Parti grubunu, kendi grubumu temsilen katıldım. Kurumsal kimlik ve kent hafızası açısından kardeş kent ilişkilerinin ne kadar yararlı olduğunu yerinde inceleme fırsatım oldu. Birbirine sempati duyan iki toplumu, iki kardeş şehri kaynaştırmaya hizmet eden bu ilişkilerin toplumlar arası sosyo-kültürel ve bir adım ötede ticari ilişkileri geliştirmeye öncülük ettiğini düşünüyorum. 18 Mart'ta Türk şehitliğine çelen koyup saygı duruşunda bulunan, her fırsatta kökümüz Türktür söylemini yenileyen, milletimize, şehrimize ve temsilen bize sevgi, saygı ve ilgiyi adeta Türk misafirliğiyle sunan Tapolsa Belediye Başkanı'ya tanışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ilişkilerin gelişmesinde emeği geçen belediyenin birimlerine de teşekkür ediyorum. Geçen ayki meclis gündeminde, gündem dışı konuşmamda 19 Ağustos 99 depreminin 20. yıl dönümünde deprem gerçeğimizden bahsetmiş ve acilen kentsel dönüşüm seferberliğinin başlaması gerektiğini ifade etmiştim. Bunun üzerinden bir ay geçmeden İstanbul Silivri çevresini etkileyen orta ölçekli depremlerle sarsıldık. Her depremden sonra korku ve endişeye kapılmakta, bir süre sonra yeni bir deprem yaşanana kadar hayatımıza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Görüyoruz ki gündemimizden düşse de deprem gerçeği her an yanı başımızda. Cumhurbaşkanımız bu hafta meclis açılış konuşmasında bu konuya vurgu yaptı ve İstanbul'da 1,5 milyon riskli dönüşüm olacak binadan bahsedip her yıl 301 binanın dönüşümünün hedeflendiğini belirtti. Bizim de belediye olarak Çevre İl Müdürü ile koordineli şehrin tüm riskli binalarını tespit edip her yıl için sayısal hedef belirtmemiz ve bu hedefe uygun icraata hemen başlamamız gerekiyor. Bu dönüşüm akşamdan sabaha olmayacaktır. Başlamadan da bitmeyecektir. Bu gerçek bir gün karşımıza çıkacaktır. Bu dönüşümü bekleyen ve hikayesi en uzun örnekten bahsetmek istiyorum. Şehrimizin artık merkezinde sayılan sosyal konutlarda yaşayan insanların kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı konut hayalleri 2013 yılında başladı. Belediye burada birçok vaatte bulundu ve toplantılar yapıldı. Ancak üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen tek bir adım ilerleme olmadı. Bine yakın insan inşaat ömrü bitmiş, depreme dayanıksız, her türlü konfordan uzak konutlarda diken üstünde oturmaktadır. Sosyal konutlarda yaşayan insanlarla her karşılaştığımızda mağduriyetlerinden, çözümsüzlükten dert yanmaktalar. Oysa 2013'te başlayan bu günden bitmiş olmalı ve insanlar yeni evlerinde çoktan yaşamaya başlamış olmalıydılar. Devletin ve ilgili bakanlığın bu kadar teşvik ve ilgisine rağmen orada alınamayan yol belediyenin sorumluluğundadır. Çevre İl Müdürlüğü'nce riskli alan olarak pilot bölge seçilen bu alanda bir an önce dönüşümün başlaması gerekmektedir. Başkanım, bu konuda ne yapıyor diyor? İlgili birimle ilgili şu an hazır bilgiyi paylaşabilir mi? Bu kentsel dönüşüm hazırlıklarıyla ilgili hangi aşamadayız? İlgili birim... Size çok eksik bilgi vermişler her zaman olduğu gibi. Kim veriyorsa size bu bilgileri. Hiçbir şey yapılmadı dediniz değil mi? Hı hı. Cümleniz o. Evet. Çok şey yaptık. Öğrenebilir miyim? Çok şey yaptık. İlk biz başladık. Bakın, Çanakkale'de kentsel dönüşüm, daha ortalıkta bu hükümetin falan lafları yokken Çanakkale Belediyesi yapmaya başladı. Örnek vereyim. Barbaros ve İsmet Paşa Mahallesi'nde oradaki alanları, yolları genişlettik. İki kattan dört kata çıkarttık. Barbaros Mahallesi'nde ve İsmet Paşa Mahallesi'nde. Ve aynı şekilde teşvikler vererek Meclis Paşa Mahallesi'nde dönüşüm başlamıştı. Barbaros'ta 54 evleri dönüşümünü biz sağladık. Biz mücadele yaptık. Hiçbir şey yapılmayan yer sosyal konutları kastettim başkanım. Orada yapılmadığını düşünüyorum. Oraya geleceğim, merak etme. Ondan sonra sosyal konutlar konusunda ilk adımı biz attık. Orada plan tadilatı yaptık. Ve bu bağlamda çalışmalar yaptık. Tek tek evleri gezdik. Tek tek insanlarla görüştük. Geldiğimiz noktada bir yerde tıkandık. Şundan dolayı bazı evlerin üzerinde mirasçılar, ölenler var, hacizler var, ipotekler var, kısıtlar var.
Bunları çözemiyoruz. Onun üzerine bu yasadan faydalanmak için buranın riskli alan ilan edilmesi için müracaatta bulunduk. Ama ilan edilmedi. Yanlış, o bilgi de yanlış. İlan edilmedi. Pilot bölge içinde sosyal konutlar yok mu başkanım? Çevre İl Müdürü'nün geçen de basında çıkan açıklamasında o bilgi var. Ne var? İlan edilmedi. Edilecek. Dört bölge ilan edildi. Tevzipaşa, Barbaros, Atatürk, Barbaros Sanayi Sitesi ve sosyal konutlar. Bunu... ilan edilecek. Onun hazırlığını yapıyoruz. Bakın biz sosyal konutlarla ilgili bütün işlemleri tamamladık. Efendim, projeler tamamlandı, işlemler tamamlandı, zemin etütleri, karotlar alındı, hepsi hazır. Yani yarın sabahın riskli bölge ilan edilsin, sabah ertesi gün biz işe başlarız. Fakat bakanlık dedi ki, bütünlük içerisinde biraz önce saydığınız Beyazıtpaşa'yı da, Barbaros Sanayi'yi de, bu taraftaki geri kalan, bu yaptığımız yerin arkasındaki alanı da içine almak suretiyle bize bir dosya hazırlayın Çevre Müdürlüğü tarafından. O noktada, hatta şöyle onu da bilgi olarak sunayım. Son durum diye bana rapor vermişler. Efendim, bakanlığın 21 Ağustos 2019 tarihli yazısı, kayıtlı yazısında Çanakkale ili kent merkezine ilişkin hazırlanan kentsel dönüşüm strateji belgesinin bakanlıkça belirlenen kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasına ilişkin ilke ve esaslar doğrultusunda dönüşüm ve finansman modeli, vatandaşların talep ve beklentileri, finansman ihtiyacı, dönüşümün fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan kente kazandıracağı değerler dikkate alınmak suretiyle yeniden ele alınarak uygulama takvimiyle birlikte bakanlığa iletilmesi halinde İsmetpaşa Aslanya Mahallesi'nde sosyal konutlar bölgesi için hazırlanan riskli alan olarak teklif edilen dosyanın değerlendirilebileceği iletilmiştir. Değerlendirilmiştir değil. Peki ne zaman değerlendirilecek bu? Diğer o üç alanı da hazırlıyor şimdi arkadaşlar, çalışıyorlar. Diğer o üç alanda işte Feyzipaşa, Barbaros Sanayi, burası sanayi alanları da o çalışmaları bitiriyorlar. Ay sonuna kadar bitireceklerini söylüyor arkadaşlar. Bittiği zaman dört alan birden şey oluyor. Çünkü bakanlık bunu çok hızlı bir şekilde değişiyor şeyleri. Biz ilk başladığımızda burayı tek başına yapabiliyorduk. Fakat iş o noktaya gelirken bir yönetmelik değişti. O tam şey yaptık, bir şey daha değişti. Mesela karot almaya falan gerek yoktu. Dedi ki bize, bu alandaki evlerin teker teker karotlarını al dedi. Gittik onları aldık. Üniversiteye rapor hazırlattık. Yani çok şey yaptık. Ciddi işler yaptık. Ve sonuna geldik. Yani eğer başka bir şey çıkmazsa, ki çıkacağını zannetmiyorum, o alanları da şey gibi, sosyal konutlar gibi derleyip toparlayacağız. İnşallah bir ay içerisinde, değil mi? Bir ay içerisinde tamamlayıp çevre müdürlüğüne vereceğiz. Zaten biz şimdi çevre müdürlüğüyle karşılıklı iletişim halinde yapıyoruz. Biz tek başımıza yapmıyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir şey yapılmadı, hiçbir ilerleme olmadı diye bir kavram yok. Ya bunu bilgisi toparlayayım başkanım. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Rica ederim, buyurun tabii. Sunduğum bilgiler birileri tarafından söylenmedi. Kendim araştırarak alıyorum. Çevre müdürlüğü ile görüşmem sonucunda bu dört pilot bölgenin kentsel dönüşüme başlaması için belediyenin yapması gereken hazırlıklar var. Yapıyorum. Bekleniyor. Benim sorgulamak istediğim de oydu. Hangi aşamadayız bununla ilgili? Ama iki tane cümlede iki kelime yanlış. Hiçbir şey yapılmadı. Sosyal konutlar şey 2013'ten bu yana çözülebilir olduğunu düşünüyorum. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Son noktaya geliyoruz, bir şey çıkarıyorlar. Son noktaya geldik, bir şeyler çıktı. Tamam, şimdi bir fırsat var. Çevre İl Müdürlüğü'yle yapıyoruz. Ben de onu sorgulamak istiyorum. Yani burada yolunda. Yolunda, bir ay içinde de Çevre İl Müdürlüğü'nü sizden teslim edeceksiniz. Tamam, sorgulamak istediğim buydu. Tamam. Aslında aynı şey. Yani hiçbir şey yapmadık değil, yapıyoruz. Yani sosyal konutlar... Tabii muhalefetsiniz, öyle diyeceksin. Ben olsam ben de böyle söylerim. Başkanım, sosyal konutlarda yaşayan... Ben olsam bunu söylerim tabii. Sosyal konuttakiler rahat olsun. Evet, onu duymak istiyorlar başkanım. Duydular. Bunu gündeme getir, ne durumdayız? Hakikaten diken üstündeler. Duydular. Ve kendileri ifade ediyorlar. Hiçbir şey yapılmıyor, kandırıldık diyorlar başkanım. Aa bak, kendi onda, ifadeleri. Olur mu? İşte düzeltin. Binalarından karot bile aldık ya. Hiçbir şey yapılmıyor değil. Tabii onların bilmesini bekleyemeyiz. Yani oradaki vatandaşların bizim ne yaptığımızdan bilmeleri mümkün değil. Tabii bunu teşekkür ederim. Konuyu açtınız. Ben de hazırlıklıydım. Bakın dikkat edin, bunu konuşulabilir diye. Evet. Tabii siyaseten siz bunu böyle söyleyeceksiniz.
Ama bunu vatandaşa anlattık. Müşteri olsunlar. Yolun sonuna geldik inşallah. Hazırlıklar ay sonuna kadar tamamlandıktan sonra bakanlığa vereceğiz. Sonra takibini devam edeceğiz. Tamam, ben bunu sorgulamak istediğim şey buydu. İyi bir yaptınız. De bu konuda bir talebim var. Buyurun. Belediyeye ait billboardlarda kentsel dönüşümü teşvik edici afişler koyalım. Bir de konuşmanızın başlangıcında saydığınız toplanma yerlerinin bilgisini halkla paylaşıyor muyuz? O alanlarda tabelalarımız var ama onları ben ayrıca bildireceğim. Görsellerde hem gerçeği karşımızda yapacağız. Yani. Tabii. Yani şimdi her bir toplanma alanında tabelalarımız var ama biz bunu bütün cül olarak şeylerde toplanma evet. alanlarımız budur deyip yani onları planlayalım. Görerek toplanma aynen. alanlarına aşina olsun ve onlara şöyle bir mesaj tabii. verelim. Yani riskli binada oturuyorsanız bakın biz toplanma alanını bile gösteriyoruz. Tamam. Önleminizi alın diyelim. Diyelim. Ben bu konuda yol kat edene kadar bu konuyu gündeme getireceğim başkanım. Kentsel tamam. dönüşüm benim takıntım. Gerçekten deprem tamam. gerçeği. İnşaatı yapmak istiyorsunuz galiba. Milli halkımızın rahat uyumasına, depreme tabii, tabii. dayanıklı, kesinlikle. Güvenli binalarda yaşamasını istiyorum. Kesinlikle haklısınız. Hiç o konuda sıkıntı yok. Aynen öyle. Takip etmeniz bizi de çok memnun eder. En azından arkadaşlar takip edildiğinin farkında olarak hızlanırlar. Evet, ben o çalışmaların sürecini öğrenmek istemiştim. Bir ay içinde tamamlanacak dediniz. Tamam. Yani sosyal kontratta bitmek üzereydi ama ötekiler de çıkınca mecburen bir tamam. aşama daha kaldı. Başlamış olması bile bitmiş tabii, sürecine tabii. girme demektir. Tabii. Buyurun, devam. Görecek. Şimdilik bu kadar. Gündem teşekkür ederim. Hayır, memnuniyetle. Muhalefetten arka, yani Milliyetçi Hareket Partisi ya da İYİ Parti, CHP, buyurun. CHP buyuruz. Sayın Başkanım. Ahmet Bey bir yaz. Tamam vereyim sonra. Tamam. Tamam. Ahmet Bey teşekkürümüz de var. Onu da ederim sonra. Yok sen değil ben açayım. Sayın Başkan değerli. Niye açacağımı söyleyeyim şimdi. Soru işareti kalmasın. Ahmet Bey Akhisar'dan telefon ettiler bir saat önce. Tır or demiş bizim. Çok teşekkür ettiler. Çok mutlu olmuşlar. Habire telefon Akşehir. Ben Akşehir mi dedim? Pardon, Akşehir. Pardon, düzeltiyorum. Akşehir, evet. Devam edin, buyurun. Ha, tebrik ettik onu canım. Sayın avukat diyeceksin. Abi. Yok, olmadı da. Dur. Daha olmadı. Daha diploma aldı sadece. Daha stajı var. Daha staja gidecek, sınava girecek. Tabii. Yeni yasada o var. Eyvah. Niye? Ha, pardon. 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 Devam edelim. Peki. Bizim buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar, sayın basın ve televizyonların başında bizi izleyen sayın Çanakkale'liler. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Belediye Meclis Grubu adına. Gerçekten az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm ülkeye, ailelerine sabırlar diliyoruz. Kent Konseyi Başkanımız sevgili dostum Evren Kızıoğlu'nu ve yönetimine de önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. Önemli görevler beklediğini de düşünüyorum kendilerini. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar tüm sivil ve askeri darbelere karşı olduğumuzu birçok kez tekrarladık. Darbecileri de lanetledik ve özgür, bağımsız, layık bir hukuk devleti, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti adına darbeye daima karşı olacağımızı da yeniliyoruz. Az önce çok güzel açıkladınız. Kirazlı bölgesi, oradaki metalik madencilik çalışmaları ve altın madeni projesi konusunda. Bazı konuları değinme gereği hissediyorum. Esasında bu konuda daha deneyimli ve bilgi sahibi içimizde meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye başkan yardımcılarımız var ama bazı hususları da en azından hukukçu olarak Çanakkale Barosu adına bazı şeyleri hatırlatma gereği de hissettim. O yüzden değinmek istiyorum. Genelde bildiğiniz gibi genel politika üzerine konuşuyorum. Çünkü buna da ihtiyacımız var. Belki muhalefet partisi, muhalefet grubu olarak denilecek. Yani genel politikanın meclis salonunda ne işi var? Ama maalesef az önce ifade ettiğiniz bu enerjiyi biz de kullanıyoruz Çanakkale'de. Bu eğitimde, bu sağlıkta sorunları hep beraber yaşıyoruz. Yerelin sorunu olarak değinmek gereği hissediyorum. Kirazlı bölgesinde bilindiği üzere metalik madencilik faaliyetleri ve altın madeni proje çalışmalarına karşı geçmiş yıllardan beri etkili bir mücadelemiz var. Bu mücadelemizin temel dayanağı da hem hukuki açıdan hem de anayasadaki haklarımız yani protesto haklarımızı kullanarak devam ediyoruz.
Birçoğunuz belki hatırlar ya da hatırlamaz. Anımsatmak gereği hissettim. 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği ve Çanakkale Barosu'nun Çanakkale'de yaptığı bir program, oturumlar silsilesi oldu. Yanılmıyorsam 2 günlük bir süreçti, meslektaşlarım bilir. Bu oturumların ismi Kaz Dağları ve Siyanürlü Altın Madenciliği, ikincisi de Kaz Dağları Saldırıya Uğruyor başlıklıydı bu programlar. Bu programlara gerçekten ülkemizin değerli bilim adamları, aktivistleri, hukukçuları ve yerelde STK'lar ve Çanakkale Belediyesi'nin adına Sayın Başkanımız da katıldı. Başkanımız Uygur Gökhan bu oturumlarda Kaz Dağları'nın tarihi, kültürü, ekolojik yapısı, ekonomik yapısı konusunda birçok söylemde bulundu. Yani bizlere bugünleri anlattı. Ve üzülerek görüyoruz, başkanımızın ifadeleri ve değerli katılımcıların ifadeleri, ki o raporlar kitapçık halinde şahsında mevcuttur, bugün hepsini tek tek gerçekleştiğini görüyoruz. 6 yıl önceki söylenenler bugün gerçekleşiyor. Başkanım kimsenin aşına ve işine, sadece başkanım değil, biz onun yanında Çanakkale Belediyesi Meclis Üyeleri olarak kimsenin aşına işine karışmadan, sadece Çanakkale halkının seçilmişleri olarak, sadece kentin tek su içme kaynağı olan baraj suyunun, baraj havzasının bitki örtüsünün siyanür ve diğer metalik atıklarla kirlenmesini önleme çabası içerisindeyiz. Bizler bunu savunuyoruz. Başkanım kendi adına değil, bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Çünkü az önce okunan dilekçede, belki birçok arkadaşımız dilekçenin içeriğini tamamını okumamış olabilir, başkanımızın şahsıyla ilgili bazı söylemler var. Öyle başlıyor. Başkanımız bizim işimize, aşımıza karışma, müdahale etme. Esasında bu dilekçe siyasi iktidarın temsilcilerine verilmesi lazım. Onların işine, aşına karışan siyasi iktidarın politikalarıdır. 17 yıldır süre gelen politikalarıdır. Bizler Çanakkale Belediye Meclis Üyeleri olarak başkanımızın yanında Kaz Dağları'na, suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkma mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Başkanımızla birlikte olacağız ve bunun için de 12 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Mintik Meydanı'nda tüm kentleri, Çanakkale halkını bizlere destek olmaya, suyuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Evet, genel politika konusunda da gerçekten bazı tespitlerimi ifade etmek istiyorum. Hep adaletten bahsediyoruz. Çünkü hep her toplantıda da bunu söylüyorum. Adaletin olduğu yerde hiçbir şey yolunda gitmez. Toplumsal kaos her geçen gün artıyor. Hesaplamalara ve verileri ortaya koymak istemedim. Çünkü gündem çok yoğun. Adaletin olmadığı yerde eşitsizlik, güvensizlik var, sosyal dengesizlik var, kargaşa duygusu hakim. Suç oranı artıyor, yargının yükü artıyor, cezaevleri doluyor. Denetimli serbestlik suçların sayesinde hafif suçlar dışarıda. Artık böyle bir ortamda Türkiye savruluyor diyoruz. Nereye savruluyor? Her alanda, dış politikada da savruluyoruz, eğitimde de savruluyoruz, ekonomide de savruluyoruz. Eğitim de bunlardan biri. Gerçekten gerici eğitim anlayışı sayesinde 17 yıllık iktidar sürecinde neredeyse her yıl müfredat değişiyor, uygulama değişiyor. Bunu bizzat yaşayanlardan biliyoruz, 2 tane evlat sahibi olarak. Eğitimde eşitsizlik ve de adaletsizlik var diyoruz. Evet, durumu iyi olanlar, gelir durumu iyi olanlar bizler özel okullara çocuklarımızı gönderiyoruz. Ekonomik açıdan durumu sıkıntılı olan, yani geçim mücadelesi içinde olan vatandaşlarımız devletin okullarına gönderilir. Nerede okuyor bu çocuklar? 40-50 kişilik sınıflarda okuyor. Peki dar gelirli vatandaşlarımızın devletin okulları konusunda 40-50 öğrenciye hizmet veren bir öğrenim ve öğretim kadroları haricinde, bu orta lise eğitimi haricinde geriye ne kalıyor? İmam Hatipler kalıyor. Kentimizde, ülkemizin birçok bölgesinde halkımız çocuklarını İmam Hatip eğitimine göndermek istemiyorlar. Tabii gönderenler de var, saygı duyuyoruz. Bu bir tercih meselesidir. Çanakkale'de Esenler Mahallesi'nde Meslek Teknik Anadolu Lisesi var. Bunların binalarından biri de İmam Hatip Ortaokulu'na çevrildiğini biliyoruz. Aldığım duyumlar ve bilgilendirme, her zaman söylerim bu tür şeylerde kesin olmamakla birlikte ifadesini koyuyorum. Sadece okulun tamamında 13 tane öğrenci kayıt yaptırdığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bir binada.
Normal eğitim veren ortaokullarda, mesela Cevatpaşa Ortaokulu'nda ise sadece bir sınıfta 40-50 tane öğrencinin eğitim ve öğretim yaptığını biliyoruz. Yani bir nevi İmam Hatip Okulu'na tahsis edilen yer özel okul eğitimi kazanmış durumda. Bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü'nden en kısa zamanda bu haksız ve eşit ve adaletsiz uygulamaya son vermesini istiyoruz. Gerçekten Esenler Mahallesi ve Çanakkale halkı bu okula teveccüh göstermemiştir. Teveccüh göstermemesi nedeniyle normal öğretim yapan bu ortaokulu dönüştürülmesini acil olarak istiyoruz. Evet, depremden bahsettik. Yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşen bir deprem var. Tabii bu Çanakkale'miz de salladı. Yine sallandık. Ege'de oldu. Her depremden sonra endişelerimiz, korkularımız var. Şahsımın da var. Oğlum orada okuyor. Hepimizin sevdikleri var. Acaba soruları var. Bu depreme karşı alınan önlemler konusunda gündem yaratılıyor. Az önce siz de paylaştınız Çanakkale'miz hakkında. Son derece memnun olduk. Son derece büyük, geniş toplama alanlarımız var. Bu bize güven veriyor ama binalarımızı da Sayın Esra Hanım söyledi. Bir an önce bunları bir iyileştirelim bakalım edelim. Ama çocuklarımızın okuduğu okullar, kreşlerimiz, anaokullarımız, orta lise ve hatta üniversite. Bakın İstanbul'da 30 tane okul boşaltıldı dün. Bunlardan 2 tanesi üniversite kampüsü. Diğerleri de okullar. Şimdi ben ilgililere ben de buradan müracaat ediyorum. En kısa zamanda kreşlerimizden başlamak üzere çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü binaların ve en önemlisi barındıkları yani yurtların özel ve kamu olması hiç fark etmez. Hepsini kontrol edilerek depreme dayanıklı olup olmadığının kent halkıyla paylaşılmasını istiyorum. Bu belediyemizin bir görevi değil. Bu bayındırlıkla ilgili olan ilgili kurumların görevidir. Bunun için de acil bir şekilde onları göreve dahil ediyoruz. Ve bu arada da anımsatma gereği istedim. 99 depreminden o gerçekten maalesef hatırlamak istemediğimiz o çok kötü o gecede sonra o kayıplarımızdan sonra çünkü birçok dostumu kaybettim ben o Körfez depreminde meslektaşımı. Toplanan deprem fonunda milyarlarca dolar olduğunu biliyoruz. Söylenen 36 milyar dolar. Ya gerçekten nerede bu? Yani bu fondan İstanbul'a ne yapıldı? Çanakkale'ye ne yapıldı? Vesaire. 2020 ve 2022 yeni ekonomik programı Sayın Ekonomi Bakanımız tarafından açıklandı. Gerçekten bu programın içeriği önemli. Çünkü hep yeni deniyor ama yani yaklaşık 6-7 yıl içinde bu 6. plan oldu herhalde. Devamlı bir yenileniyor bu kendi içinde. Ne kadar uygulandığı tartışmalıdır. Önemli konular var. Kıdem tazminatları, emekçilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız için. Ekonomi yönetimi kıdem tazminatı fonunu aynı işsizlik sigortası fonu gibi bir kaynak yaratmak amacıyla bu yeni ekonomik paketin içine yerleştirmek istedi. Ve bunun için de ciddi bir mücadele verdi. Ama hepimizin bildiği gibi işçi ve işveren sendikaların baskıları sonucunda bu fon buradan çıkartıldı. Bir şekilde oluşturulamadı. Her geç gelecek yani bu kaynağa ulaşmak istiyorlar. Fakat şimdi böyle şöyle bir durum var. Yani özellikle işçi sendikalarının paylaştığı esnek çalışma denen bir husus var. Yani burada köle işçilik diye tepki veriliyor. O yeni ekonomik programın içerisinde bu ifade ediliyor. Yani bu anlayışın yerleşmesi ve genelleştirilmesi konusunda bir çaba olduğu söylüyoruz. Biz de diyoruz ki siyasi iktidara işçinin kıdem tazminatına ve sosyal haklarına dokunma. Asgari ücreti arttır. İnsanlarımızı fakirleştirme, hak ettiği ücreti verin. Geçen ayın verilerine göre %12.1'den %25'e çıktı. Ne çıktı? Genç işsizlerin oranı. Yani ülkemizde her aileden yaşayan genç kardeşlerimiz, kardeşimiz, abimizden bir tanesi işsiz. Arttı %100. Devletimiz bizleri 17 yıldır kesintisiz yönetiyor, tartışması yok. Bu konuda kimse de bir şey söyleyemiyor zaten. Borcu milli gelirimize oranı siyasi iktidarın %62'ye çıktı. Yani 1000 lira maaş alıyorsunuz 620 lirası maaş alırken kesiliyor. Cebinize 380 lira bir para kalıyor. Bu şartlar altında bu ülkenin ne yaptığını, nasıl yatırım yapacağını, nasıl üreteceğini, tarımda sanayide üretemiyorsan, markanı yaratamıyorsan, sanayicinin başta olmak üzere ekonominin tüm verileri, kaynakları yurt dışına gidiyorsa, bu fabrikalar kapatılıyorsa, bu kadar işsizlik oluyorsa, siz sosyal adaletten, ülkede barıştan nasıl bahsedebilirsiniz? Borcunu nasıl ödeyeceksin? Türkiye Cumhuriyeti'nden bir ilk yaşandı. Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Evet, yani aklıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki kapitülasyonlar
müdürlüğü gibi. O zaman onun farklı bir ismi var. Evet, sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten borcu borçla kapatacak durumdayız. Sayın Ekonomi Bakanı'nın yeni ekonomik programı açıklanması sırasında gerçekten umutla değil endişeyle bekliyoruz. Çünkü Sayın Bakan'ın her açıklamasından sonra ya döviz artıyor ya arka arkaya seri zamlar geliyor. Bu sefer ne oldu? Bu defa Sayın Bakan ekonomideki her iyileşmeyi anında vatandaşa yansıtıyoruz dedi. 2 saat sonra elektriğe %15 zam geldi. Fazla değil. Anında. Yani verdiği sözde durdu. Evet, Nisan ayında itibaren enerjiye %60 zam geldi. Doğal gaza geldi. Her şeye geldi. Ama en kötüsü Sayın Başkanım dedi ki enerjiyi kapatacağız. Hepimizi tasarrufa yönlendireceğiz. Katılıyorum. Ama en önemlisi aklımızla oynadılar. Oynuyorlar. Eylül ayı enflasyon oranı %9.26 olarak açıklandı. Yani bu kadar ciddiyetsiz buramız. Nisan ayından günümüze enerjiye %60 zam yapıyorsunuz. Enflasyonu %9.26 olarak açıklıyorsunuz. Ve memura, işçiye zammı da ona göre veriyorsunuz. Eğer gerçekten bu enflasyon oranına inanan varsa, yani belki bir espri konusu olarak değerlendirin lütfen ifademi, akli melekeleri, hukuki işlem ehliyeti yerinde olup olmaması, olup olmamanın tespit açısından en kısa zamanda bir nöroloğa kendini göstermesini tavsiye ediyorum. Gerçekten sadece evet, ekonomi değil, yaşamımızda da artık bir değişim başladı. İnşallah bu değişimimiz sandıkta da kendini gösterecek Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Çanakkale Belediyesi'nin kıymetli çalışanları, basın ve sevgili Çanakkale halkı. Türk milletinin başı sağ olsun diyerek şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm milli eğitim camiasına başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Kent konseyine seçilen Sayın Evren Kızoğlu ve yönetim kuruluna Çanakkale'ye çok hizmetler, çok iyi hatırlanacak hizmetler yapmasını dileyerek başarılarının devamlı ve Çanakkale için gerekli olduğuna inanarak başarılar diliyorum. Metalik madencilik faaliyetiyle ilgili bir iki kelimeden sonra Çanakkale ile ilgili konuşma yapacağım. Arkadaşım, kardeşimiz Burak'ın verdiği bilgilere göre Türkiye gayri safi milli hasılası içerisinde maden sektörünün payı %1.1'dir. Biz İyi Parti olarak yaşanılır bir çevre için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bu %1.1'den vazgeçilebileceğini düşünüyoruz. Kaz Dağları bölgesinden elde edilecek gelir 800 milyon TL dendi. Dolar. 800 milyon dolar. Dolar. Evet. Bir Mercedes'in 20 milyon TL'ye alındığı bir ülkede 800 milyon dolar bence çok küçük bir para. Gerçi itibardan, temsilden tasarruf olmaz dense de bir Mercedes'e 20 milyon TL verebilen bir ülke için 800 milyon doların çok para olmadığını düşünüyorum. Demokratik ülkelerde demokrasinin aynası basındır. Bu ayna kırılmaktadır. Aynanın kırılması, basının susması, demokratik haklarımızdan haber alma, iletişim, bilgi edinme haklarımızı kullanmamızı engellemektedir. Eylül ayında, 27 Eylül'de Çanakkale'de ilginç bir olay gerçekleşti. Bir gazete, son baskımızı yapıyoruz. Bizleri her zaman okuyan, destek veren tüm herkese sonsuz teşekkürler. Bize ayrılan sayfanın sonuna geldik diyerek
kapılarını kapattı. Bir gazetenin kapılarını kapatması demek 50 kişinin açıkta kalması demek. Buna sebep ne peki? Basın ilan kurumu. Basın ilan kurumu yerel gazetelerin daha fazla çeşitli sesler duyurmasını önlemek amacıyla yerel basın için, günlük gazeteler için 7 kişi sigortalı eleman mecburiyeti getirdi. Bu ne demek? Yaklaşık sigortalı 7 kişi uzman eleman. Uzman eleman. Ayrıca diğer çalışanların dışında. Dışında, evet. Bunların yaklaşık bir tanesinin SGK ile maliyeti 5 lira olduğu düşünülürse 35 bin TL. Diğer masraflarıyla beraber 60 bin TL'ye bir günlük gazete çıkarılabilecektir yerel olarak. Bunu hiçbir gazetenin karşılaması mümkün değildir. 7 eleman, diğer elemanlarla beraber 10, 1-2 ortak 12 kişi çarpı 5, 60 kişi işsizlik ordusuna katılmıştır. 27 Eylül'de böyle üzücü bir olayla karşılaştık Çanakkale'de. 13 olan yerel gazete sayısı şimdilik 9'a düşmüştür. Bu haber alma ve basın hürriyetimize vurulmuş bir darbedir. Umarım ki basın ilan kurumu bu yanlıştan geri döner. Bir başka konu, Çanakkale sokaklarında bol miktarda sigara izmariti görüyorum. Hiç konuyla belki alakası yok ama benim kendi iş yerimin önünden her gün bir temizlikçi geçiyor, sigara izmaritlerini topluyor. Ama ertesi gün gene bu sigara izmaritleri sokakta. Demircioğlu Caddesi'nde her yerde var. Bunun bir kampanya mı olur, bir billboard mı olur? Billboardlarda bir çeşitli bir şey mi olur? Yani ben şehrimin bir tütün deposu gibi kokmasını istemiyorum. Veya bu sigara içenler niye yere atar? Bu konuda bütün Çanakkalılardan duyarlılık göstermelerini isterken Çanakkalılara Mayıs ayında Çanakkale'nin evlatlarına bir değer vermemiz, onları belediye otobüslerinde hiç olmazsa birer köşe yaparak anmamız gerektiği konusunda bir teklifimiz olmuştu. Belediye görevlileri bize bu konuda çok duyarlı davranarak toplantılar yaptık. Hemen hemen netleştirdik. Ben birkaç tanesini sizlere söyleyerek konuşmama son vereceğim. Doğan Erginbaş, Şehitler Abidesi mimarı. Ece Ayhan, kaymakam ve şair. Fahir Armaoğlu, siyasi tarihin ünlü hocası. Hasan Suda, başhekim, Çanakkale Spor kurucuları. Çocuk doktor. Evet. Ali Haydar Saltık, Kara Kuvvetleri Komutanı. Ali Naci Dura, Çanakkale'nin çok partili ilk belediye başkanı. Arif Sami Toker, Türk sanat müziğine çok şarkı yapmış bir bestecimiz. Cevidelik Mehmet Rasim Bey, Cumhuriyet'in ilk Çanakkale belediye başkanı. Derviş Hüseyin Kaptan, Fevzi Çakmak'ın dedesi. Ahmet Cevat İmre, Atatürk'ün dil bilimcisi. Ahmet Muhtar Bey, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mebus Hariciye Bakanı gibi. Haim Molinas, gariban dostu adı verilen doktorumuz. Madam Keti, İbrahim Engin, Foto İhsan Berkin, hem Çanakkale Belediye Başkanı hem Çanakkale'nin fotoğraflarını çeken bir değerli büyüğümüz gibi. Yavaş yavaş bu konuda herhalde önümüzdeki ayda belediye otobüslerimizde 55 tane değerli şahsiyetimize. Teoman Alpay'ı unutmayın ama orada. Saygı. Duymadım. Teoman Alpay'ı. Ben bir kısmını, ha, bir kısmını sadece. Tamam, yoksa peki. Liste çok uzun. Peki, uzun. Tamam, peki. Teşekkür ederiz. Ben daha fazla vaktinizi almamak ve Çanakkalıları çok daha bu konuyla meşgul etmemek için kısaca bazı isimlerden bahsettim. Saygılar sunuyorum. Saygılar. Buyurun.
Tüm konuşmalar bitti mi grup sözlerinde? Yok, buyurun buyurun siz. Tamam. Başka parmak kalkmadı. Değerli arkadaşım Erdal Gözen'e birkaç konuda cevap vermek istiyorum. Çanakkale şehrinde yenilenmeyen kamu binası, depreme dayanıklı hale getirilmeyen kamu binası ve okul kalmamıştır. Bu bilgiyi paylaşayım. Köylerde, beldelerde dahil bu konu dikkate alınmış ve hepsi yenilenmiştir. Çoğunun açılışına ya da temel atımına gittiğim için de kendimi şahsen takip ediyorum. İstanbul'la ilgili durumu tabii bu kadar net bilemem, ancak Cumhurbaşkanımız meclis açılışında hedefiyle birlikte bu yenilenmenin haberini verdi. Orada da aynı hassasiyetin oluşacağına inanıyorum. Bunun dışında bir tespitimi ve görüşümü belirtmek istiyorum. Bu ahir ömrümde ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep ana muhalefette gördüm ve siyasilerinin de grup sözcülerinin de Erdal arkadaşımın da bütün meclis boyunca bu ülkenin yönetilemediğinden ve hukuksuzluğundan bahsettiğine şahit oldum. Ancak adına konuştuğunuz millet sizinle aynı görüşte olmamalı ki yaklaşık 18 yıldır bu milletin neredeyse iki kişiden bir kişisi iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermektedir. Bu gerçeğe rağmen sürekli yönetimsizlikten ve hukuksuzluktan bahsetmek sandığın iradesini boşa saymaktır, lafı güzaftır. Bence yapılması gereken halkı ikna etmek, hukuk devletinde seçime giderek size oy vermesini sağlamak, iktidar ele geçirildiğinde de yönetilebilen, sizin anlayışınızla yönetilebilen ve hukuksuzluğu hukuklu hale getirecek icraatlara girmektir. Bu konuda böyle bir tespit yapma ihtiyacı duydum. Onun dışında Esenler'deki okulla ilgili çok detaylı bilgi bilmiyorum. Araştıracağım. Bir dahaki mecliste bu konuda size bilgi vereceğim. Bu kadar başkanım. Teşekkür ederim. Bütün kamu binaları oldu mu Çanakkale'de? Hepsi. Ha, o ayrı konu. Bütün dediğiniz zaman olmaz. Birçok kamu binası, okul yenileme çalışması yapıldı. Yapılma devam ediyor. Ya birçok işte Gazi Okulu olmadı. Şey olmadı yani, bir yani var olanlar da var ama epeyce yapılanlar var tabii ya, o konuda başlamak üzere devam ediyor. Tamam. Mesela şey kaldı, mesela ben şeyi merak ediyorum, bu defterdarlık binası kaldı orada da. defterdarlık binasını dağıttılar, biri bir yerde, biri bir yerde, biri bir yerde, yeni binayı da yapmadılar. Burası da yıkılmadı, duruyor. Oranın yıkılması, hani küçük bir bina olmadığı için hemen yıkalım da olmuyor. Bu var, enkazcı var bizde, yıkıyoruz. Onun küçük... Ya koskoca binayı yaktı ya. Başkanım, oradaki bilgimi paylaşayım mı? Bir paylaşın. Koca bina. Koca bina. Ait bina, yıkımı bir prosedürdür. Hani bazen biz konuları buraya getirdiğimizde siz de bahsediyorsunuz. Yazışılıyor, düşünülüyor. Kaç sene oldu taşınalı? Yani oranın... Esen, o konuları kapatalım. Çıkamayız işin içine. Başkanım, prosedür... Yani bir defterlerin binası orada duruyor. Ve yıkılamadı. Niye yıkılamadı? Yenisi de yapılamadı. Bir de işin garip tarafı. Mesela şu... Efendim? Ben bir cümle... Buyurun, tabii. Yani polemik boyutunu yaratmamak lazım. Evet. Şimdi benim söylemimde özellikle özel okullar, kreşler, anaokulları, bakın kamu binaları değil, özelin işlettiği, şu anda bunu sayısız olarak Çanakkale'de kreş ve anaokulu var. Ve herhangi bir bina olmasa bile bazı özellikleri olan binalar çok rahatlıkla kreş ve anaokulu haline getirilebiliyor. Bunları kamu kurumları işletmiyor, özeller işletiyor. Şimdi bunların yapısal boyutu, özellikle yapım tarihleri, özellikleri var. Tamam. İkincisi, peki. Hemen şuna bir cevap vereyim. Evet. Yerelde iktidara geliyoruz, geldik, büyük kentleri aldık. Emin adımlarla genelde iktidara geliyoruz. Zaten siyasi parti temsilcilerinizden bir tanesi seçilme oranının %40'a inmesi gibi ifadeyi kamuoyuyla paylaşması da bu endişeyi dile getiriyor. Teşekkür ediyorum. Ha şimdi bu söylemi iktidarda 89'da da aynı söyledi. Şimdi ben polemiğe gerek yok. Ben sadece şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi 2023'ten beri var. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001'den beri var. Başkanım, 35 iktidar olup olmamak iktidar o kadar yok. Şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda oldu üstelik. Koalisyon muhalisyon. Koalisyon iktidar değildir. Niye? Olmasın. Siz koalisyonsunuz ya. Cumhur İttifakı. Ne? Siz de koalisyonsunuz. Olur mu? İktidar. Siz de koalisyonsunuz. %40'a indireceğiz inşallah şeyi, barajı. Benim oyum %40. Peki, hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Pardon, buyurun. Evet, buyurun. Başkanım, ben de söz almak istiyorum.
Buyurun. Özellikle bu söyleyeceklerim CHP Grup Başkan Vekili Sayın Gezen'in söylediklerine katkı olsun. 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından en çok yatırım yapılan il oldu Çanakkale'miz. Bu haber olarak da basında yer aldı. 2018 yılı il genelinde 30'un üzerinde okul, öğrenci pansiyonlarımız, spor salonlarımız tamamlanarak evlatlarımızın hizmetine girdi. Yapılan yatırım tutarı 250 milyon. Spor salonu nerede olduğu ben bilmiyorum. Sizin de hatta açılışını yaptığınız sanırım. Neresi hatırlamadım. Esenler'deki sanırım. Spor salonu. Spor, Esenler'deki halı saha açılışı var. Esenler'deki yüzme havuzu. Yüzme, şey mi? Yüzme havuzu var. Yüzme havuzu var 2018. Onun yanındaki içinde. Spor salonu. Evet. Ha, tamam. Tamam, yani. Yapılan yatırım tutarı 250 milyonun üzerinde. Bugün okullarımızda 40 kişilik sınıf sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır şehrimizde. Şu anda da inşaatını devam ettirdiğimiz okullarımızda hepimiz gözlemliyoruz. Özellikle İçtaş'ın yaptığı teknik lise kampüsü çok kıymetli. Önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacak. Yani Çanakkale'de bu konuda çok şanslı bir şehir diğer şehirlere baktığımızda. Şehrimizin yaşanılabilir kentler listesinde girmesinde bu yatırımların çok büyük katkısı vardır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, değerli meclis üyeleri, gündemimize geçiyoruz. Derste kalmış, pardon. Bir müdürlük ihtisası ve iptali. Buyurun. Ha, ek gündemler var, pardon. Gündeme almamız gereken iki konu var. Onları oylarınıza sunayım. Bir tanesi Sosyal İşler Komisyonu'nun 7 kişiden 9 kişiye çıkarılması noktasında bir meclis kararına ihtiyaç var. Bu konuyu kabul edenler, yani daha doğrusu gündeme alınmasını kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, imar kursan, ben şunları yapayım da sen de imari okusun. Bir de Gestaş şirketinin bir genel kurulu var. Burada başkana yetki verilmesi konusu var. Bugün bu konunun gündeme alınmasına oylarını sunuyorum. Kabul edenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, imar geçelim. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca yapılacak olan 2019 Ekim meclis oturumunda aynı kanunun 21. maddesine göre aşağıda sunulan maddelerin gündeme alınarak Meclis İmar Komisyonu'na havale edilmesini arz ve teklif ederiz. Güzel Yalı Köyü H16C23A1 APAF'ta 241 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi. Barbaros Mahallesi H16C14D2 APAF'ta 1422 ada 79 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi. İsmet Paşa Mahallesi H16C14A2 APAF'ta 460 ada 99 parselde uygulama ve nazım imar planı değişiklik arz ederim. Evet, 3 maddenin imar maddesinin gündeme alınmasını ve imar komisyonu havalesini bu mecliste görüşecek olan yok. İmar komisyonu havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, müdürlük ihtisası ve iptali. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 48. maddeleri norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ve müdürlüklerinin ihdas, iptal ve değiştirilme yetkisi belediye meclisine verilmiştir. Bu kapsamda belediyemizin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini teminen Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün kaldırılması, Genel İdari Hizmetler sınıfında birinci derecede bulunan Kentsel Tasarım Müdürü kadrosunun iptal edilmesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması, Genel İdari Hizmetler sınıfında bir adet bir derecelik Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kaldırılması, Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunan birinci derecedeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kurulması, Genel İdari Hizmetler sınıfında bir adet bir dereceli Kültür İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususlarında belediye meclisince karar alınmasını arz ve teklif ediyoruz. Evet, biliyorsunuz belediyemizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz var. Fakat her iki müdürlüğünde birlikte yoğun bir çalışma durumu söz konusu. Dolayısıyla tek müdür olduğu için bunu ikiye bölelim diyoruz. Kültür İşleri
ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak iki ayrı müdürlük haline getirirsek, Kültür Müdürlüğü, diğer tarafta Sosyal İşler Müdürlüğü. Çünkü bayağı yoğunlaştığı işler tabii. Sosyal İşler Müdürlüğü'nün özellikle bayağı şeyi olduğu yoğunluğu var. Onun için böyle bir gündem maddesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, gündemin dördüncü maddesi 2020-2024. Peki, 2020-2024 stratejik plan. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza geldi değil mi stratejik plan? Gelmeyen yok. Evet, buyurun. Değerli meclis üyelerim, 2020-2024 stratejik planımız plan bütçe komisyonu tarafından bilgilendirildi ve strateji geliştirme komisyonu tarafından da incelendi. Ben bir özet sunum yapmak isterim. Tabii, buyurun. Ondan sonra tabii. Da komisyon görüşünü bildirmeyi isteriz. Nisan ayında önce kurumsal çalışmalarımızla başladık. Bugüne kadar yaklaşık 17 tane toplantı düzenledik. 500'e yakın kişiyle görüştük. Burada önümüzdeki 5 yıl içerisinde nereye varmak istiyoruz, kendimizin öncelikli alanları nedir sorularının cevaplarını aradık. Ve bunun sonunda da 5 önemli başlıkla karşılaştık. Çevre ve doğa koruma, akıllı kentleşme ve inovasyon, turizm ve tanıtma, yerelden kalkınma ve istihdam, yenilenebilir enerji. Bu öncelikler doğrultusunda da planımızı yapılandırdık. Misyonumuzu şu şekilde ifade ediyoruz. Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini yenilikçi, katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek. Önümüzdeki 5 yılın ifadesini ettiğimiz vizyonumuzu da eğitim, kültür, turizm, tarım ve kent yönetiminde gelişen, yerelde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlayan, çevre bilincine sahip sürdürülebilir kent Çanakkale olarak belirledik. Az önce bahsetmeye çalıştığım, yaptığımız çalışmalar sonucunda da 8 amaç, 33 hedef ve 156 tane performans göstergesi belirledik. İlk amacımız çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak. Bu amacımızın altında 4 tane öncelikli hedefimiz var. Bunlardan ilki iklim değişikliği. İklim değişikliği ve insan kaynaklı çevre risklerinin farkındalığını ve önlemlerinin arttırılmasını sağlamak. İkinci hedefimiz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji. Burada da yine hedef yerel bilgiyi ve farkındalığı arttırmak. Üçüncü hedefimiz katı atıkların çevreye olan zararlı etkilerini ortadan kaldırmak. Dördüncü hedefimiz de yeşil alan miktarını arttırmak. Yine çevreyle alakalı bir konu ama özellikle vurgulamak istedik. Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunun altında da üç tane hedefimiz var. İlk hedefimiz su havzasını korumak ve alternatif su kaynakları için yeni çalışmalar yapmak, onları keşfetmek, onları kente kazandırmak. İkinci hedefimiz mevcut su yönetimini gerçekleştirmek, özellikle su tasarrufu sağlamak ve israfı önlemek. Üçüncü hedefimiz de atık suyun çevre zararlarını engelleyecek şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak. Üçüncü amacımız kentsel gelişmeyi sağlamakla ilgili, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak. Burada 5 tane hedefimiz var. Bunlardan ilki çok merkezli büyüme modeline uygun kentsel gelişmeyi sağlamak. Burada etrafımızla birlikte etrafı da koruyarak büyümek istiyoruz. Kent makro formu için planlama yapmak ikinci hedefimiz. Üçüncü hedefimiz inovatif uygulamaların yaygınlaştırılması ve akıllı şehir vizyon belgesinin oluşturulması. Dördüncü hedefimiz kent içi hareketlilik ve erişimle ilgili. Burada ulaşım, altyapı ve üst yapı tesislerini güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı şekilde yapacağımızı hedefliyoruz. Beşinci hedefimiz de afet ve acil durumlarda özellikle toplum tabanlı çözümlerin üretilmesine yönelik. Dördüncü amacımız yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak. Burada da 4 tane öncelikli hedef belirledik. Bunlardan ilki kadın ve gençlerin yerel ekonomik gelişmesi, istihdam edilebilirliğinin arttırılması için
yerel ekonomik kalkınma modelini oluşturmak. İkincisi, turizm kentiyiz. Bu noktada özellikle imaj ve tanıtım çalışmalarında öncü rol üstlenmek istiyoruz. Üçüncü hedefimiz, ulusal ve uluslararası alanda işbirliklerini geliştireceğiz. Onun için kurumsal kapasitemizi arttıracağız. Dördüncü hedefimiz de üniversite kentiyiz. Bilgi ve kullanma kapasitesini kent hayatının içine aktaracağız. Beşinci amacımız çok paydaşlı ve insan odaklı kalkınmayı sağlamak. Burada 6 tane hedefimiz var. İlki, yoksulluğu önlemekle ilgili. Özellikle yaptığımız aynı ve maddi yardımları arttırmaya yönelik. İkincisi, eğitimle ilgili. Burada hem eğitim çağı nüfusu hem de yetişkinlerin hayat boyu öğrenmesine katılımını arttırmaya yönelik bir hedefimiz var. Üçüncü hedefimiz, engelli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirliğini sağlamakla ilgili. Dördüncü hedefimiz, kıdemli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek. Beşinci hedefimiz, gençlerin özellikle kent hayatına katılımlarını arttırmak. Altıncı hedefimiz de kadınlarla ilgili, özellikle de kadın dostu kent olabilme. Altıncı amacımız, kent kültür ve toplumsal yaşamın korunması ve gelecek nesillere aktarılması ile ilgili. Burada da temel iki tane hedefimiz var. Bir tanesi, kültür sanat etkinliklerinin ulaşılabilir olması, erişilebilir olması. İkinci hedefimiz de somut ve somut olmayan mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ile ilgili. Yedinci amacımız halk sağlığı. Özellikle burada farkındalık arttırmak ve önleyici çalışmaları hedefledik. İlk hedefimiz yine koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması. Halk sağlığında önemli bir unsur hayvanlar, hayvan refahının arttırılması, sporun ve hareketli yaşamın sağlıklı yaşam alışkanlığı haline gelmesi. Dördüncü hedefimiz de ve önemli bir önceliğe de sahip, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim diye hedefliyoruz. Son amacımız, teknoloji ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitemizi arttırmak. Burayı da 5 başlık altında toparlamaya çalıştık. Mali yapının güçlendirilmesi, çalışanlarımızın niteliğinin arttırılması, özellikle kent ve kentte etkileşimi ve katılımını geliştirmek, yangın güvenliği konusunda müdahale kabiliyetimizi geliştirmek, aynı zamanda toplumsal farkındalığı oluşturmak ve kent düzeni ve esenliğinde zabıta hizmetlerinin faaliyet etkinliğini ve verimliliğini arttırmak. Bu konuların detaylarıyla ilgili komisyonumuz değerlendirme yaptı. Ve oy birliğiyle planın uygunluğuna karar verdiler. Komisyon başkanımız değerlendirme yapmak isteyebilir. Tamam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben söz alabilir miyim? Tabii. Ben de Stratejik Planlama Komisyonu'nun üyesiyim, Musa Oyan arkadaşımla birlikte. Toplantılara katıldım. Planlama birimindeki arkadaşlar büyük bir özveriyle toplantılar yaparak bu stratejik planı hazırladı. Son bir haftada da üzerinden, bu okunan metnin üzerinden birlikte geçtik. Katkılarımızı sunduk. Plana baktığımızda vizyon, misyon, temel değerler, Çanakkale Belediyesi ve çalışanların temel değerleri. Hepsine baktığımızda bunlarda itiraz edilecek bir konu yok. Hatta güzel bir plan. Ancak planlar, planlamalar, hak verirsiniz ki hayat bulduğunda anlam kazanır. Hayat bulmadığında özenilmiş metinler olarak durur. Benim temennim bu planın hayırlı olması ve burada hedeflenen misyon, vizyon ve hedeflerimizin bu dönem içinde icraatların planlamayla çelişmeyecek şekilde icraatıdır. Böyle bir temennimi sunacağım. Ve bir önceki planı da okudum burada önümde, 2015-2019 stratejik planını. Orada gerçekleşmeyen hedefler var. O hedeflerin de öncelikle bu mecliste gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bunlar önemli konular. Her zaman gündeme getirdiğimiz dönüşüm konusu var. Bitmeyen belediye binası, yeşil binanın durumu var. O gerçekten özellikle çevresine sıkıntı yaratmaya başladı. O konuda çok fazla görüş bildiriliyor. Battı. Otopark, kriz yarattınız. Battı adam. Müteahhit battı. Belediye bitirsin. Tasarruf yapıyoruz oradan. Tasfiye etmek, biliyorsunuz bir işi tasfiye etmenin bir süreci var. Yasal süreçler var. Siz bu işin içindesiniz. Öyle hemen yarın battı adam, sen çekil ben yapayım, olur mu?
Daha tasfiye sürecindeyiz. Temennimiz bir an önce olması lazım. Temenniye teşekkür ederim. Tamam. Yani benim hedefim bu meclise orada toplanacak. İnşallah. En büyük benim de hedefim bu. Tamam. Bunu tamam. Da deprem gerçeği gibi bitmeyen binaları da fırsat buldukça izninizle gündeme getireceğim başkanım. Teşekkür ederim. Çünkü söyledikçe yol alacağız. Ya bu binamız depreme dayanıklı biliyorsunuz. Korkmayın. Evet de bura o sebeple yapılmadı. Bu da usulüne uygun çalışmaya başlasın ki. Değil mi? Yarar olsun tabii. Bravo. Evet. Peki. Şimdi birlikte son halini verdik, dolayısıyla oyluyoruz. Hayırlı olsun diyorum ve gerçekleşmesi temennisinde bulunuyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi buradan başka bir konuya geçmek istiyorum başkanım. Buyurun. Biraz önce de dedim, planlanan, yazılan hedefler süreç boyunca yapılan icraatlarla çelişmemesi bizim başarımız olacaktır. Kesinlikle. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Konuyla ilgili özetle bulunayım. Hem izleyen halkımız hem bilgisi olmayan meclis üyesi arkadaşlarıma katkıda bulunur. 18 Mart Anafartalar Kampüsü'nün içindeki binalar biliyorsunuz demin de bahsettiğimiz deprem gerçeğiyle ilgili olarak dönüştü. Oraya yeni fakülte binaları yapıldı. Evet. O arazi 1996 ve 2014 yıllarında etrafındaki yolların genişlemesiyle ilgili olarak yaklaşık 5000 metrekare yola feragatta bulunuldu. Evet. Sonra fakülte binaları yenilendi. En son planlanan kongre binasının da kütlesi plan tadilatına işlenerek geçmiş mecliste imar komisyonuna geldi. Evet. İmar durumuna göre hazırlanmış bir planla meclis, o zamanki meclis bunu onadı. Askı süresindeyken yapılan itirazlar sebebiyle itirazları değerlendiren planı daha önce kabul ettiği halde itirazları değerlendikten sonra aynı meclis planı kabul etmedi, reddetti. Dolayısıyla Anafartalar Kampüsü'nün içinde yapılması planlanan, çok amaçlı salonlar barındıran, standartlar üstü bir konfora sahip kongre ve kültür merkezi sürüncemede kaldı. Bununla ilgili çekincelere baktığımızda, yani meclisin kabul ettiği plana yapılan itirazlara baktığımızda onlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Oluşacak araç yoğunluğu ile birlikte zaten var olan otopark sıkıntısının daha da artacağı, kapasitenin fazla olması nedeniyle insan yoğunluğunun artacağı, mevcut kampüs alanında zaten yeterince yapı olduğu, yeni yapılacak 8 kat yüksekliğindeki yapının çevredeki görüşü kapatacağı itirazlar bunlarmış. Askı süresince gelen itirazlar. Şimdi bu itirazlara baktığımda bunları hiç yokmuş gibi hareket edilerek yapılmış bir bina var şehrimizde. O da içinde bulunduğumuz bu bina. İtirazları tek tek geçelim. Bu bina maksimum emsal kullanılarak yapıldı. Çekme mesafesi yok. Otopark sorunu yaşıyor. Belediye binası olduğu için insan ve araç yoğunluğu taşıyor. Caddedeki diğer binalardan daha yüksek, dokuya aykırı ve diğer binaların görüntüsünü kapıyor. Bu eleştiriler belediyemize sunulsa vereceğiniz yanıtı da tahmin ediyorum. Kamu yararı gözetilerek maksimum bina yapıldı. Bu kabul edilir bir gerekçe. Kamu yararı her zaman geçerlidir. Ancak ben burada bir çifte standart görüyorum. Bu binada uygulanmayan bu çekinceler şu an şehrin çok ihtiyacı olan kongre binasında gündeme geliyor ve bu binanın yapımı yaklaşık 2 senedir sürüncemede kalıyor. Ben şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Bu çekincelere baktığımda hepsinin giderilebilir olduğunu düşünüyorum. Ben mimar ya da mühendis değilim ama olaya baktığımda mesela üniversite şunu teklif ediyor. Meydan düzenlemesinde otopark koymayalım, tamamen yeraltı otoparkı düzenleyelim. 200 araçlık bir yeraltı otoparkı yapmayı kabul ediyor. Meydanla birlikte şu ankinden daha yeşil bir dokuya sahip peyzaj düzenlemesi yaparız diyor. Binanın kapasitesi biraz küçülebilir, yoğunluk azaltılabilir diyor. Yani planı reddine sebep olan gerekçelerin hepsi revize ile telafi edilebilir. Herkesin kabul ettiği bir hale gelebilir. Şimdi vizyonumuzda diyoruz ki eğitim, kültür, turizm, sanat, eğitim, kültür, turizm, tarım ve kent ögelerini kent yönetiminde gelişen vasıfları vurguluyoruz. Yani siz de biz de her fırsatta eğitime, kültüre, sanata verdiğimiz önemi vurguluyoruz. Üniversite şehri olmakla övünüyoruz. Hedeflerimiz içinde kongre turizmini desteklediğimizi söylüyoruz. Ben üniversitenin bütçesi hazır, bu kongre salonunun orada yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu itirazlara rağmen değil, tüm itirazları yok edecek revizelerle. Bunlara da üniversitemiz açık.
Benim edindiğim bilgi bu belediyenin müdürlükleriyle bu işi üniversitede takip eden birimlerin sohbetleri sırasında belediyeden şöyle bir teklif gelmiş. Çağıralım arkadaşlara bu konuyu anlatın anlamında. Ben şunu istiyorum başkanım, bir öneriyorum. Bir sonraki meclisimize üniversite yapı birimini çağıralım. O kongre binası ile ilgili bize projeyi tanıtsınlar ve itiraz gerekçelerini yok eden argümanlarını sunsunlar. Ortak akılla o binayı kimsenin itiraz edemeyeceği vasıflarda yapımını sağlayalım. Bütçesi hazır, kongre merkezi, çok amaçlı salonlar belirlenecek ve lokasyon olarak şehrin tam ortasında. Çoğu insan buraya yürümeyerek gidecek. Hepimiz oraya yürüyerek gideceğiz. Ve lokasyonundan dolayı, ulaşımın kolay olmasından dolayı etkinliklere katılım yoğun olacak. Yani gerçekten şehir için şans olan bir durumu, misyonumuzda, vizyonumuzda, hedeflerimizde vurguladığımız birçok konuyu karşılığı olan bir bina. Bu konuda ben sizden yerel iradenin başı olarak kaybedilen zamanı telafi edilecek şekilde bir hızla bu işi gündeme getirip orada bir kongre merkezinin yapımının önünü açmamızı talep ediyorum başkanım. Ama bunu dediğim gibi itirazlara rağmen değil. Üniversiteyi de bu konuyla ilgili birimi çağıralım. Onlar haber bekliyorlar. Yani bir şey iptal oldu ama yeni bir şey yol açalım. Çünkü kamudan gelen taleplere karşı rigid olmayalım. Onlar kamu menfaatini gözetirler. Dinleyelim. Çekincelerimizi söyleyelim, ortak akılla kabul edilir hale getirelim ve oraya bir kongre merkezini kazandıralım diyorum başkanım. Aksi bir durumda vizyonumuzla saydığımız şeylerle çelişen bir şey olacak. Başlık yaptığımız konunun önünü açmamış görüneceğiz. Oysa ne siz ne biz üniversite kenti değerlerinden, sanattan, kültürden, yani şehrimiz için tamamen istediğimiz şeylerden feragat etmek istemiyoruz. Ben şurada bir anket yapsam sokağa çıkmama gerek yok. Tüm arkadaşlarım böyle çok amaçlı, konforlu bir salonu özlemini dile getirecektir. Tamam. Yani teşekkür ederim. Yani Kasım ayındaki toplantımıza teklif ediyorum başkanım. Oylamanızı ve desteğinizi bekliyorum. Bu birimi çağıralım, projeyi birlikte tanıyalım. Evet. Daha önce belediyeden böyle bir şey gelmiş, çağıralım, arkadaşları bilgilendirin anlamında bir davet gelmiş. Şimdi bir plandan bahsediyoruz. Planların mecliste nasıl konuşulacağının usulü var. Bu şekilde bir meclis üyemizin bu şekilde bir sunumuyla plan talimatı olmuyor. Böyle bir usul yok. Usul şu: ilgili kurum, biraz önce bahsettiğiniz, yani bizim bir meclis önce arkadaşlarımızın gerekçeleriyle reddettiği o planın gerekçelerini ortadan kaldırarak yeni bir planla meclise gelmesi lazım. Usul bu. Hı hı. Yani bir plan hazırlayacak. Diyecek ki bak, bunun altına 200 araçlık yapıyorum, bunu buradan çekiyorum, bunu böyle yapıyorum, küçültüyorum, daraltıyorum, büyütüyorum neyse. Yeni bir öneri olarak gelecek. Bu öneri geldikten sonra o zaman ilgili arkadaşlar, ilgili daha doğrusu meclisin de bu gruplarda konuşulur. Bakılır, imar komisyonu öncelikle bakar, konuşulur ve ondan sonra izaha ihtiyaç bir durum varsa o ilgililer buraya çağrılır, bu konu tartışılır. Üslup budur. Yoksa şimdi siz dediniz diyebilirsiniz, yarın çağırdık, tamam, ama ortada ne plan var, ne proje var, hiçbir şey yok. Bunu o bakımdan bir plan tadilatı lütfen hazırlasınlar. Biraz önce söylediğiniz gibi geçmiş meclisin olumsuzluklarını da ortada kaldırdığını söylüyorsunuz. O kalkmış şekliyle getirsinler. O alanın belli bir yüzdesi var. Yüzdeyi arttırıyor. Değil mi? Devam ediyorum. Şu anki plan 5 katı, planlanan bina 5 kat mesafesi. Katla işimiz yok zaten. Katla işimiz yok orada. Kat olmayabilir. Mesela katı indirebiliriz. Katı çekebiliriz. Çekmeyi yaparız. Yani onu meclisin ilgili önce komisyonu, daha sonra meclis üyeleri buna bir karar verir. Ama orada bir kere mevcut planın benim bildiğim kadarıyla yüzdesinde sıkıntı var. Efendim? Toplam inşaat alanında. Toplam inşaat alanında bir sıkıntı var. Giderilebilir mi? Giderilebilir. Çünkü biz oraya zaten daha geçmişte mevcudun daha üzerinde bir şey verdik. İnşaat vermiştik.
Ve o yoktu. Bakın şuradan o sıkıntı çıktı. Orayı yapmadan önce orada bir bina yaptılar. O işi o bozdu. Değil, kütüphane değil orası. Müzik bir fakülte binası yaptılar. Girince sol tarafta. İlk yapıldı o. O yaptıktan sonra bu taraf daraldı. Şimdi orada çamlıklar gidiyordu orada. Bütün o alan gidiyordu. Yani meclis üyesi arkadaşlar yerinde gidip keşif yaptık. Hep beraber gittik. Üniversitede geldi. Dedi ki yani bu olmaz. Yani her taraf beton. Geldi, küçültün dedik. O arada yapmadılar ve reddoldu. Şimdi o dediğimiz şekilde bizim geçmiş meclisin, bu meclisin haberi yok ya şu anda hiçbir arkadaşın bu konuda bilgisi yok. Eskiler biliyor sadece yani geçmiş dönemdekiler biliyor. Bir plan tadilatları gelsinler. Bizim hassasiyetlerimiz belli. Yani orada yüksek bina olmaz, 5 kat falan olmaz, böyle bir şey yok. Sadece kültürel bir şey olur, alan olur. Mesela benim görüşüm, o ağaçların kalkmaması lazım efendim. Bu bir biçimde oranın güzel bir, şık bir binayla oluşmasını sağlamamız lazım. Onunla ilgili teklif varsa getirsinler, gündemde bakarız, gereğini yaparız. Başkanım bir şey düzelteyim, ben plan tadilatını onaylayalım demedim. Bu iş biraz uzamış, zaman kaybediyor ve bir olumsuz görüş var bu komisyon. Nerede var? Yani en son geçen haftayı komisyonumuz keşfe gittiğinde de komisyon arkadaşlarımız olaya olumsuz bakıyor. Gitti mi komisyon oraya? Ha, gitmişler peki. Şimdi ben şunu sağlamak istiyorum. Neye gittiler? Ne yapmaya gittiler? Keşfe gitmişler. Yani proje mi var ya, plan mı vardı? Bir plan yaptı başkanım. Ne yapmaya gittiniz? İdaredeki arkadaşlar söylediler, böyle plan gelecek, isterseniz bir gidelim diye. Tamam. Biz de öyle önden bir keşif yaptık. Herhangi bir dosya veya plan yoktu. Nedir? Mesela uzun zamandır kampüsün içine girmemiştik. Ben de dahil olmak üzere komisyondaki. Kampüsün içine girdik. İdaredeki arkadaşlar bize biraz bilgi verdiler. Tamam. Çok fazla yoğunluk artışı olduğunu düşünüyoruz içeride. Eski çam ağaçlarını, arka taraftaki çam ağaçlarına kesip spor salonu yapmışlar. Ön taraftaki evet, çok ağaç kesmişler. Şu an elimizde bir dosya yok, bir teklif yok. Biz sadece öyle bir önden keşif için gittik. Hazır. Başka komisyon üyesi kim var? Evet, buyurun sizi. Siz. Yani şimdi oradaki ölçülere göre arkadaşlar ölçüldü orada. Mikrofona konuşur musunuz? Mikrofon verin. Ha, oraya konuş. Evet. Bazı ağaçların kesilmesi tabii gündeme geldi. O konuda olumsuz bir görüş ortaya çıktı orada. Yani zaten yoğunluk var başkanın dediği gibi. Ama yani revizyonla bu halledilebilir bana göre. Olabilir. Yani orada daha daha butik bir yapı. Evet tabii daha. Daha butik bir yapı. Evet. Olabilir. Bence aynı kanaatte. O zaman da söylemiştim. Ama o gerçekleşmedi. Şimdi arkadaşlarım ya bir plan gelsin. Ya bir plan gelsin. Bu plan üzerinde konuşalım. Yani ne istiyorlar? Ne öneriyorlar? Onları dinleyelim, şey yapalım, gelsin, onu konuşalım, çözmeye çalışırız. Tamam, çözeriz. Benim sağlamak istediğim çözeriz. Şey, tam söylüyordum. Haklısınız, yani orada bir böyle bir binaya ihtiyaç var. Var. Ama şöyle hata olmuş, gitmişler o şeyi, o binayı yapınca bütün o şey ortadan kalkmış maalesef. Hatta dedim ona binayı yıkın, o alana daha güzel, daha büyük bina yapın diye de önerdim hatta. O zaman tabii, şimdi değil. Evet, yani böyle olumsuz bir bakış olduğu için bu diyalogla yani bir gelip projelerini anlatsalar, orada da fikirlerimizi karşılıklı birbirimize iletsek. Planı getirsinler, anlatsınlar, tamam. Ama plan geldikçe, yani bir kopukluk olmuş başkanım, iş sürüncemede kalmış. Efendim, sürüncemede değil, bakın arkadaşlar oraya kadar gitmiş, gündemde olmayan bir konuyla ilgili meclis üyesi arkadaşlar oraya kadar gitmiş, iyi niyet var. Yoksa bize ne kardeşim diyebilirlerdi, herkes gitmiş. Şimdi bize ne yapmak istediklerini, en azından bir yerleşim planı, ufak bir küçük bir proje örneğiyle gelirlerse memnuniyetle değerlendiririz tabii. Ya değerlendirmez diye bir şey yok. Tabii memnuniyetle. Evet. Hay hay. Seve seve. Evet. Yalnız onu isterken bu binayı örnek göstermeniz pek olmadı. Niye başkanım? Bu binanın karşı tarafı açık alan. Bu binanın hiçbir tarafın kimsenin önünü kapatmıyor. Böyle bir şey yok. Bakın bu taraf pazar alanı, park alanı, bu otelin, bu binanın park alanı da var. Bu çayın altı park alanıdır. Otelin bile var aslına bakarsanız. Yani burada park alanı var. Aşağısı çayın boyu park, otopark zaten.
Yani bu bina kendisi içerisinde, parseli içerisinde maksimum üzeri yapılmıştır, olabilir. Bunun hiçbir kimsenin önünü engellemiyor. Bu tarafta park var, karşıda park var. Aşağı alt kat tarafı zaten alt kat olarak o yeniden yapılandı. Buranın kimseye bir zararı yok. Olabilir. Biz böyle baktık, böyle yaptık. Ama onunla alakası yok. Kamu yararına alakası yok bunun. Kamu yararından böyle alakası yok. Evet. Yani bu binayı reddedilen kuralların hepsi bu binada gerçekleşmişken... Hayır, hiç alakası yok. Orada ağaç kesiliyor, yüzdesi artıyor, şeyi var. Yani her taraf beton. Her taraf beton bir alanda ya, rica ediyorum. Tamam. Onu kabul etmiyorum yani, tamam. Tamam, bir şey daha. Boşuna tartışmayalım. Hiç alakası yok. Siz polemik yapmak için veya onu ikna etmek için söylüyorsun ama bu binanın gerekçesiyle o binanın gerekçesi arasında hiçbir ilinti yok. Ben aynı düşünüyorum. Evet, olabilir. Ben de böyle düşünüyorum. Tabii. Sıkıntı yok. Yalnız başkanım benim amacım şu. Yani politikayı falan bırakın. Şehre... Politikadan alakası yok bunun. Yani diyorsunuz ya polemik falan. Bütçesi hazır. Şehre katkı sağlayacak. Çok güzel bir lokasyondaki bir binaya bu gerekçe değil. Açalım. Bu gerekçe değil. Hayır. Bakın bu gerekçe değil. Bakın bütçesi hazır bir bina var. Yapmadınız. Kütüphane binası. Buyurun. Yapılıyor. Neden? Nerede yapılıyor? Hani nerede? Ruhsatını kestik. Nerede yapılıyor? Planlanıyor. Kütüphane depo. Hayır, planlanmıyor. Kütüphane binasını ben vazgeçtiniz. Müzenin. İddia ediyorum. Nereden bahsediyorsun? Sosyal tesislerin arkasından. Hangi? Türkan Saylan'ın arkasından. Ki ruhsatı da var. Ruhsatı da kestik. Başkanım, ruhsatı kesilmiş bitmeyen bina var. Ben onlara girmiyorum. Ben bu şey yani itirazlar revize edilebilir. Ortak. Tamam, onu anlıyorum. Ama benim bu binayla onu ilişkilendirmeniz kabul etmiyor. Ha, burayı eleştirebilirsiniz. Tamam. Bu binayı eleştirebilirsiniz ama onunla bunun bir tutmanız yanlış. Oradaki gerekçeler farklı, bu bina farklı. Tamam mı? Bunu anlaşalım. Olabilir. Öyle iddia ederseniz olmaza sokarsınız işi. Benim amacım bakın, değil başkanım. Bu olmaza sokarsınız işi. Buna iddia ederse, ısrar ederse olmaza girer iş. Nasıl girecek başkanım? Bayağı. Yani burada bir tehdit unsuru olduğu zaman asla. Sen bunu yaptın, bunu da yapmalısın. Hayır. Noktasına geldiğinde bu iş kilitlenir. İyisi mi? Siz bu binayı unutun. Niye unutayım? O zaman hayırlı olsun. Bir dahaki şeye bakarız. Evet, devam edelim o zaman. Hayır, gerek yok. Ne oylaması? Evet, stratejik plan. Evet. Oyla başka yok. Peki. Oylarınıza sunuyorum stratejik plan. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, bir nefes alalım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ticari bankalardan 5 milyon Türk lirası kredi kullanılmasına 5393 sayılı belediye kanununun 68. maddesinin E bendinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla ticari bankalardan kredi almaya, ipotek vermeye, temlik koymaya, her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yetkili kılınması hususunda belediye meclisimizce bir karar alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, değerli meclis üyeleri, bu nereden icap etti? Şimdi taşıt kredileri düşüyor, faiz oranları. Bizde de kiralık araçlar var. Kiralık araçlar pahalı hale geldi. Onun için elimizde bulunsun, yani böyle bir bütçe, yetki daha doğrusu, ihtiyaç olan araçları banka kredisiyle, tabii yani pazarlık yapmak suretiyle yine alalım diye böyle bir şeyimiz var, ihtiyacımız var. Onun için 5 milyon lira ki ve bizim şeyi söyleyeyim, 2019 yılında limitimizin sınırı 42 milyon 22 milyon 919 bin lira. O belediye meclisinin teklifi evet. %10. Normalde 42 milyon 42 milyon lira ama %10 limitimiz 29 evet. Milyon lira, 22 milyon. Yani onun 5 milyon lirası ile ilgili bir borçlanma yetkisi. Bu konuda görüşmek istemeyi bütçe komisyonu ne yaptı? Var mı? Gitti yok mi? Yok başkanım, biz bunu biz her şey yaptık. Olarak evet. Yaptık. Peki. Evet, bu konuda görüşmek istemeyi meclisimiz var mı? Anladığım kadarıyla ihtiyaca
istinaden araç alım alacak uygun evet. olduğu için. Kiralık araçlardan vazgeçeceğiz. Araç alım. Tabii şartlar uyarsa. Ama biz onu vazgeçeceğiz. Yani kiralıklar pahalıya geliyor. Kendi mülkümüz olsun diyoruz. Evet. Bu öneriyi kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Teşekkür ederiz. Evet değerli meclis üyeleri, gündemin 6. maddesi toplu taşıma ya fiyat ayarlama. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, sınırlı sorumlu 18 nolu şehir içi minibüsçileri ve motorcular taşıyıcılar kooperatifinin toplu taşıma ücretlerine zam talebiyle ilgili 8. ayda ve 9. ayda plan bütçe ve ulaşım komisyonumuz ortak toplantılar yaptı. Bu toplantılara belediyemizin ilgili bilimlerinden arkadaşlar, hukuk müdürlüğünden arkadaşlar, kooperatif üyeleri, şoförler ve otomobilciler odası temsilcileri, Kepez Belediyesi temsilcileri katıldı. Burada ekranda gördüğümüz şekilde ücretlerin düzenlemesiyle ilgili katılan üyelerimiz oy birliğiyle karar vermiştir. Evet. Son zam ne zaman yapılmış? Ya buyurun siz. Yok. Buyurun. Son zam konusunda sayın müdürüm bilgi verebilirsiniz. Son zam açılır. Ha? Tamam. Müdürüm. Siz buyurun söz isteriniz. Peki. Müdürüm tamamlasın ondan sonra. Evet. Yok. Efendim son zamları açtık. Tamamına geçen yıl 9. ayda zam yapıldı. Bir yıl önce. Bir yıl önce. Evet. Bir yıl içerisinde ne olmuş? Ona bir bakalım. Var mı bir ne olmuş? Var hocam. Onu da açın. Ne olmuş? Evet. Bir yıl içerisinde motorun fiyatı 2.66 artmış. Lastik 68, yağ 23, akü %80, kasko ve aylık sigorta ve aylık kasko %25, şoförlerde %26, otobüs fiyatlarına otobüs alıyorlar çünkü %62, güvenlik firması %44, benim çalışanın SSK primi %26 oranlarında artmış. Ve yeni araç da alınmak durumunda. Değil mi? İki tane daha araç alınacak. İki tane alındı. Evet, şu an krediyle ilgili arkadaşlar. Ve komisyonda bunları değerlendirmiş ve şeye dönün, fiyata dönün. Evet. Bu rakamları minibüsçüler talep ettikleri 3.50, 3.25'e, 2.5, 2.10'a, 4.75, 4.50'ye efendim 3.25, 3'e 0.75, 0.65'e indirilmek suretiyle komisyon katılanların oy birliğiyle karar vermiş. Evet, evet. Bu konuda görüş alalım. Evet, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, mevcut olan gider artışları şu anda ekrana yansıdı. Hepimiz gördük. Biz komisyon olarak hem Ulaştırma Komisyonu hem de Plan Bütçe Komisyonu olarak iki defa bir araya geldik. Bu bir araya gelişte Ulaştırma Birimi'nin yöneticileri, az önce Sayın Müdürüm de ifade ettiği gibi şoförler odası, kooperatif temsilcileri ve ilgili birim temsilcileri hepsi yer aldı. Biz burada bu toplantıları yaparken yani komisyon başkanı olarak arkadaşlardan, yani bizim burada kentin menfaatleriyle beraber kooperatifin ihtiyaçları dikkate alınarak, yani karlılık değil ihtiyaçların ve bu gider artışlara dikkate alınarak objektif, hakkaniyete bağlı, siyasal ve sosyal popülizm yapmaksızın eşitlik ilkesine bağlı, her iki tarafın da menfaatine uygun bir değerlendirme yapalım dedik. Ve buradan alacağımız karar oy çokluğu değil, tüm partili grup temsilcilerin bir araya gelerek oy birliğiyle alınması konusunda görüş birliğine vardık. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler, ki burada kooperatif temsilcilerin sunumu bizim için önemliydi. Çünkü giderler gerçekten ekrana yansıdığı üzere oldukça fazla. Ama maalesef ülkemizin ekonomik şartları da dikkate alındığı zaman halkımızın, kentte yaşayanların, öğrencilerimizin, yaşlılarımızın, herkesin
ulaştırma konusunda harcadığı bütçesine ayrıca rakamlar da değerlendirilerek bu şekilde bir artışı konusunda oy birliğiyle karar verdik. Bunu Sayın Meclis'in onayına sunuyoruz. Değerlendirme meclis üyelerimize aittir. Evet, zaten burada şeyi de göz önüne almamız lazım. Bir yıldaki enflasyon oranı da elbette ki bu işte %15'ler %16'ları rakamında. Yalnız burada benim önerim, şeyde de söylemiştim grupta, Dardanos Güzel öğrenci taşıma %25 çok olmuş. Bence 2.80 olursa o da %16 rakamına gelir. Bir değişiklik de öneriyorum. Yani 2.80 olursa, çünkü oraya da şeye giden öğrenciler de var. Sosyal bilimler beyefendisi şeyler de var. Bazı şeyde de ev falan da tutanlar da var şeyde. Böyle. O zaman oranlar %16, 15, 16, 18 o civarda olmuş olabilir. İsterseniz başkanım 180 olursa binişlerin hatlar üzerindeki şeyini de gösterebiliriz. Ne o? Biniş, öğrenci binişi ne kadar güzel yalıdı. Bakın varsa onu da gösterebiliriz. Tabii. Burada gördüğümüz şekilde başkanım tüm taşımamızın. Evet. Bir haftalık. Güzel yalı tam taşımanın %47.7'sine tekabül ediyor. Tüm taşımamızın. Şehir içi. Evet. Şehir içi öğrenci tamam. %46.47'sine. Tamam. Güzel yalı tam 1.25. Ya zaten şehir içi çoğunluğu evet, şehir içi. Evet. Ha şimdi komisyon kararını benim teklifim ve diğer teklif olarak belki ona oylayabiliriz. Yalnız biraz daha bilgi verelim. Biliyorsunuz bu şeyde tamlarda 40 liralık bilet alındığı zaman öğrencilerde 20 liralık evet. bilet alındığı zaman %10 bonus var. Evet. Yani 40 liralık bilet aldığınızda 4 lira iniyorsunuz. Evet. Burada öğrencide de 20 lira. Yani 20 liralık aldığı zaman 2 lira şey yapıyor. Yani bir biniş bedava gibi aşağı yukarı oluyor. Evet. Artı bu bonus başka yerlerde yok. Başka illerde yok. Aktarmalarda şeyimiz var. Aktarmalarda 20 dakika sonra binerseniz tekrar 20 dakikaya kadar bir ücretsiz. Dakika, bir müsaade edin. Evet. Anlatayım mı? Eksik kalırsa tamamlarsınız. 20 dakikaya kadar ücretsiz. Son 10 dakika %50 indirimli. 30 dakikadan sonra aktarma yok. Yani geldiniz bir yere 20 dakikada dönüyorsunuz. Kartı okuttunuz. Hiçbir para vermeden devam ediyorsunuz. Ya da 30 dakikaya geldiniz. O zaman %50'sini ödüyorsunuz. 31. dakikaya geçtiniz. O zaman tam bileti ödüyorsunuz. Yani bizim sistemimizde bu avantajlar da var. Yani başka yerlerde yok. Ha diğer konularda, diğer yerlerde ne var, ne yok diye baktığımızda diğer illerde orada da örneğin bir Edirne örneğini verirsek işte 3 lira 2.15 öğrenci 5 kuruş daha pahalı. Efendim şeyde 3 lira 2.50 40'lar 50'de gibi rakamlar var. Ki 40'lar 50'ninki Ağustos 2018 belki zam yapar mı yapmaz bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bizim hem bu bonus meselesi, aktarma meselesi ve aynı zamanda da dediğim gibi bir yıl içerisinde zam yapmamış olmamız dolayısıyla komisyon bu şekilde bir karar almış. Buyurun. Araçları da yenileme konusu. Tabii. Konusu. Yapıyor ve yeni iki tane daha alıyor. Evet. Zaten en kısa zamanda da onlar onu tamamlayacak. Tamam. 40 tane. Buyurun. 40 tane. Mikrofon. Arka tarafa mikrofon. Kim? Evren Bey, pardon. Önce Evren Bey istemiş. Buyurun Evren Bey. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle kooperatif temsilcilerinin taleplerini anlayışla karşıladığımızı ve yürekten de onları anladığımızı ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak. Erdal Bey'in siyasal ve sosyal bir popülizm yapmadan bu konuyu değerlendirmemiz talebini de kabul ediyorum.
Fakat öğrenci zamları, yani Çanakkale ekonomisinin özellikle öğrenci üzerinden döndüğünü, belirli dönemler içerisinde, yaz haricinde öğrenci üzerinden döndüğünü varsayarsak ve mevcut ekonomik şartlarda artık insanlar çok fazla zorlanıyorlar. Yani bir öğrenciye annesinin babasının gönderdiği para aylık olarak değişmez iken bu çocukların yemek, barınma vesaire gibi maliyetleri hep artıyor. Doğal olarak öğrencilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini, keşke imkan olsa da hiç zam yapılmasa, özellikle öğrenci kısmına. Fakat mecbur isek de mevcut oranları daha da aşağıya düşürmek adına bir meclisin karar vermesini istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak da konuyla alakalı bir değerlendirme birlikte grup olarak yapmadık. Fakat şahsi olarak değerlendirmemde ben öğrenci ücretlerinin biraz daha düşürülmediği takdirde bireysel olarak ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama bireysel olarak hayır şeyini kullanacağımı söylüyorum. Sizin teklifinizin de çok doğru buluyorum başkanım, onu da söyleyeyim. Yani oradaki rakamın bir tık daha aşağıya çekilmesi. Ya oranlar tutsun diye söylüyorum. Yani burada şimdi %25 bir şey pozitif, var. Pozitif yani negatif ayrımcılık demeyelim buna. Sonuçta durum negatif bir durum ama en azından öğrenciye biraz pozitif ayrımcılık yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanım. Bir dakika. Burak Bey. Başkanım, belediye meclis üyelerim, değerli Çanakkale'li hemşerilerim. Öncelikle zam kararı ile ilgili aslında temel olarak herhangi bir yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Önce bunu söylemem lazım. Kooperatif mevcut ekonomik şartlar altında bu zammı şu anki durumda hak etmektedir. Fakat biz İyi Parti grubu olarak Çanakkale'nin toplu taşıma sistemi ile alakalı çözümün zam olmadığını düşünüyoruz. Muhakkaktır ki bu zam artan girdi maliyetleri her gün gelen zamlar ile zorunlu hale gelmiştir. Fakat bu bir çözüm değil, bu sadece günü kurtarmaktır. Bir önceki slaytta da gördüğümüz gibi her sene zam yaparak bu işe devam ederiz. Çanakkale toplu taşıma sisteminden araç sahipleri mutlu değil, öğrenci kardeşlerim mutlu değil, emekçi şoför arkadaşlarım mutlu değil, Çanakkale halkı mutlu değil. Biz kendi çapımızda anket yaptırıyoruz. İlk üç sırada çıkan sorunlardan bir tanesi toplu taşıma çıkıyor. Burada baktığınız zaman tüm taraflara iş düşüyor. Kooperatife iş düşüyor. Çanakkale halkına iş düşüyor. Fakat en büyük iş işi organize eden belediyeye düşüyor. Bugün yaptığımız bu zammın araç sahipleri için ne kadar önemli ve mühim olduğunun farkındayım. Hepimiz farkındayız. Fakat bugün bu haklı zammın vatandaşa vurulmuş bir darbe daha olduğunu söylemezsek haksızlık yapmış oluruz. Hep söylediğimiz gibi sadece eleştiren değil, aynı zamanda yapıcı bir parti olmak istiyoruz. O sebeple de bu noktaya gelinmesinin ve de kalıcı çözümlerin kendimizi tespitlerini siz değerli meclisimle paylaşmak isterim. Bir, çeşitli gruplara maalesef devletin getirdiği ücretsiz binme hakları vatandaşlar arasında ciddi bir huzursuzluk getiriyor. Bunu gözlerimizle görüyoruz. Maalesef ki son 17 senedir gitgide artan sosyal yardımlar halkın huzurunu kaçırmaya başlamış durumda. Bizler sosyal bir devletin ana amacının sosyal yardımları arttırmak değil, sosyal yardıma ihtiyacı olanların sayısını azaltmak olduğunu düşünüyoruz. Fakat maalesef ki 17 senedir yokluk, hatta açlık ve yoksulluk sınırı gitgide artmakta. 2. Biraz önce başkanımın söylediği bonus tarzı pazarlama faaliyetlerinin maksadını aşmış, yarardan fazla zarar getirmeye başladığını düşünüyorum. Bir diğer husus. Ne gibi? Açıklar mısınız? İlk sanırım başladığı zamanlarda başkanım, müdürüm beni burada yanlışım varsa düzeltecektir. Belirli bir bilet sayısına bir bilet sayısı denk getirilmiş. Fakat bu rakamlar olarak kaldığı için şu anda oradaki yüzde yukarı doğru çıkmış durumda. Yani önceden örnek veriyorum 20 liralık bir yüklemeye bilet 1 lirayken 2 bilet veriliyormuş, %10'muş. Bugün o bilet sayısı değil,
yüzdelik olarak kaldığı için rakam yukarı çıkmış durumda. Yani biniş olarak değil, yukarı çıkmış durumda. Yok, yine bilet. Yine bilet. Kaç bilet veriyoruz mesela müdürüm? Ne kadara ne kadar veriyoruz? 20 liraya 2 bilet veriyoruz. 20 liraya 2 bilet veriyoruz. Daha önce de aynı. Bundan önce 20 liraya ne kadar bilet alıyorduk? Kaç bilet alıyorduk? Yine 2 bilet alıyorduk. Başım. Hayır, 20 liraya toplamda kaç bilet alıyorduk? O 20 bilet alıyorduk. Fiyata bağlı, biniş fiyatına bağlı. 20 bilet alıyorduk, 15 bilet alıyorduk. Bugün 10 bilet alıyoruz, 2 bilet veriyoruz. Ama o zaman 15 bilete 2 bilet veriyorduk. Matematiksel olarak burada verdiğimiz bonusun yüzdelik oranı artmış durumda. Bir diğer husus, belediye personelinin ücretsiz biniş haklarının yanında birinci derece yakınlarının da bu hakkı verilmesi, bu yükü diğer vatandaşlarımızın üzerine yüklediğimizi düşünüyorum bu zamla. Bu uygulamanın acilen sınırlandırılmasını ya da tekrar düzenlenmesini, doğru hale getirilmesini rica ediyorum. Yanlışım varsa lütfen gene düzeltin. Dördüncü bir husus olarak, gördüğümüz kadarıyla tabii ki bu işin uzmanı değiliz. Uzmanların bu işi yapması lazım ama hatların verimsiz olduğu, durak aralarının çok kısa olduğu gibi durumların halk sağlığı açısından da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada Çanakkale halkından da beklediğim şudur. Biz evimizin önünde inerek günde 10 bin adım atamayız sevgili Çanakkale'liler. Birazcık yürüyeceğiz. Birazcık yürümek zorundayız. Biz sürekli egzoz gazı altında kalmak istemiyorsak, toplu taşımaya özendirmek istiyorsak, o zaman bu araları birazcık uzatacağız. Bir diğer husus, bu konuda tam bir bilgim yok ama Hayati Müdürüm beni lütfen düzelsin yine yanlışım varsa. Hat devir bedeli olarak bir ücret alıyor belediye sanırım. Bu belediyenin aldığı ücretin Türkiye'de neredeyse en yüksek rakamlardan biri olduğu ile ilgili bir şikayet var. Bu rakam şayet doğruysa kaygı vericidir. Çanakkale için acilen düzeltilmelidir. Sözlerime son verirken Sayın Başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım, biz toplu taşıma sisteminin köklü bir revizyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Gerekirse raylı sistemler, gerekirse elektrikli otobüsler, hibrit otobüsler konuşulmalı. Geleceği biraz önce stratejik plan yaptık. Geleceği planlamak istiyorsak bunları bugünden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat zam asla ve asla bir çözüm değildir. Çünkü her sene yenilemeniz gerekir. Verimsiz hatların, ayrıcalık tanınmış biniş ücreti ödemeyen grupların, fayda sağlamayan pazarlama enstrümanlarının sorumlusu halk da değildir, Arap sahipleri de değildir. Bunun cezasını vatandaş ödememelidir. İyi Parti grubu olarak konunun idarece acilen gündeme alınması gerektiğine yürekten inanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi bir kere belediye personeli konusunu bir düzeltelim. Tek kart vardır. Belediyenin diğer personelin ve çocuklarının ve eşlerinin kullanmasıdır. Yoksa her bir şahsa yok. Her bir çocuğa, her bir eşe ayrı bir kart yok. Ve onların kullanım miktarları vardır. 365 çarpı 2. Yani bir yılda gidiş dönüş 2 kere kullanır, kartı alır, ister kendi biner, ister çocuğu biner, ister eşi biner. Başka biri binemez. Siz mesela binemezsiniz. Tamam? Dolayısıyla belediye personeliyle ilgili bu konuda yapacak bir şey yok. Belediye personeli hakkıdır. Ama dediğim gibi her bir bireye, her bir ailenin bireyine verilmiyor. Tek bir kart var. Tek kart var. İster kartın sahibi kullanıyor, ister ailesi kullanıyor ama bir kişi kullanıyor. Sadece ailesi, eşi ve çocukları. Tamamdır. Evet, evet. İki, durak araları zaten kaldırılıyor. Duraklar kooperatifle beraber, bütün aldığımız kararlar kooperatifle beraber alınıyor. Yani sefer saatleri, güzergahlar, durak araları, şu hep beraber bir şey içerisindeyiz. Bu zam verimsizlikten doğan bir zam değil. Bu maliyetin artışından doğan bir zam. Yani bu belediye zarar ediyor diye bir şey zam değil. Ama bu kooperatif bu şartlarda para kazanamıyor. Ve onunla ilgili de işte biraz önce anlattım maliyetleri.
artı bunların iyileştirmesi için ve halkın da daha sağlıklı otobüslerde seyahat edebilmesi için tedbirleri karşılıklı alıyoruz. Şimdi biz en kısa, mesela meclisten, geçen meclisten 10 tane otobüs ihalesi yetkisi aldık. Bunu konuşacağız tabii kooperatifle. Bir şeyde görüşeceğiz. Yani hem kooperatif araç sayısını, o küçük otobüsleri büyütecek hızlı bir biçimde, hem belediye otobüsü alacak önümüzdeki sene şeyinde, hem de efendim 10 tane otobüsü bu şeye sokacağız. Kepez Belediyesi'ne de söyledik. O da siz de alın dedik. 2 tane de ona otobüs vereceğiz. İBE olarak evet, biz veriyoruz. İzmir'den de alma noktasında. Evet. Dolayısıyla araç sayımızı büyütüp ve şimdi bir de aktarma noktası yapma şeyindeyiz. Yani Esenler'den çıkan Kepez'e gidinceye kadar dünyanın saati. Halbuki oradan aktarma noktasında bindiği zaman yarı yarıya kısalmış olacak. Bu da bir verimlilik tabii yaratacak. Dolayısıyla bütün sistem biliyorsunuz şeyden kontrol ediliyor. Size verilen bu rakamlar hepsi aşağıda kontrol odamız var. Kaç kişi bindi, hangi saatte ne bindi, nereye gitti, nasıl gitti, hepsi bunlar kontrol altında. Biz de bunu iyileştirme sürecindeyiz. Toplu taşımada raylı sistemi şu anda yapmamız söz konusu değildir. Çünkü bunu yapmaktan ziyade işletmek pahalıdır. Eğer işletirken zarar ederseniz o raylar yerde kalır, vagonlar da depoya gider. Dolayısıyla bu kentin nüfusu aşağı yukarı 300-350 bin oluncaya kadar raylı sistem çalışması yapmıyoruz. Ama ayrıca raylı sistemle ilgili güzergahlarımızı hazırlıyoruz. İşte 60 metrelik yoldan tutun güzergahlarımız var. Bu süreçte tabii biraz da artık yayalaşma ve bisiklet kullanımı noktasında da onu çalışmak şeyindeyiz ve otobüslerin rahat gidip gelmeleriyle ilgili tek yön çalışmamız var. Araç şeylerin, güzergahların tek yön, İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi'nin. Bu çalışmalar bittiğinde zaten giderler de azalacak. Durak araları dediğiniz gibi uygun noktalarda olursa bunlar da şey olacak. Yani biz şimdi maliyetleri kurtarmak için bunu yapıyoruz ama bundan sonra buna ihtiyaç olmaması için de elbette ki bir tasarruf tedbirini, yani onların giderlerinin azalması için tedbirlerini tabii almak durumunda. Bu bizim için de geçerli. Yani bu yaptığımızda belediye için de bu geçerli. Durum bundan ibarettir. Teşekkür ederiz katkınıza. Buyurun. Evet. Buyurun. Siz buyurun. Alın kim dese mikrofon o konuşsun. Evet. Sayın Başkanım, meclis üyelerim. Komisyonda ben de vardım. Dahiliz AK Parti grubu adına. Oy birliği kavramı için bir şart düşmek istiyorum öncelikle. Buyurun. Ben kararı verirken gönülsüz evet dediğimi söylemiştim. Mecliste de kararımın değişip değişmeyeceğine peki, karşı bir durum olacağını söyledim ama buradaki tamam, gerekçem şudur. Çanakkale 4 ayını turizmle, geri kalan 9 ayında öğrenciden kazandığı paralarla geçinen bir şehir neredeyse. Ben öğrencinin cebinden bu parayı aldığımız zaman Çanakkale esnafımızın cebinden aldığımızı düşünüyorum. O anlamda Evren Bey'in teklifine de aynı şekilde katılıyorum. Öğrenci ücretinin daha düşürülmesi taraftarıyım. Bu yüzden gönülsüz evet dediğimi söyledim. Siz çok güzel Dardanos Çınarlı'daki öğrenciler için bir indirim talebiniz oldu. Ben aynı talebin şehir içi öğrenciler için de olmasını bekliyorum. Bunu tekrar ifade etmek istedim. Peki, teşekkür ederiz. Buyurun. Bir dakika. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, en büyük sorunun burada herhalde bu bedava binenlerden kaynaklandığını düşünüyorum ben. 65 yaş üstü mesela. Onların herhalde şeyleri sınırsız. Ondan sonra bazı kurumdaki arkadaşlar da bu ulaşımı bedava kullanıyorlar. O yüzden büyük bir ihtimalle zam yapılmasının sebebi bu herhalde. Çünkü Çanakkale'de o kadar çok emekli 65 yaş üstü insan varız ki, yani o yüzden herhalde sorsak buradaki ulaşımdaki arkadaşlarımıza desek ki onların
şeylerini kaldıralım veya birer sefer binsinler. Hani iki kullanış altından onlarda büyük bir ihtimalle zamdan vazgeçerler gibime geliyor. Yani bu konuda önemli yani. Yani. Ama bunda bizim herhangi bir şey yapma şansımız da yok belediye olarak. O yönden. Evet. Tabii yani ona yapacak bir şey yok. Devletin tasarrufu, ne yapayım yani. Ücretsiz diyorsa ücretsiz. Yapacak bir şey yok. Ne kadar 65 yaş bir iş var, o yok burada. Evet. Bayağı yoğun. Yani yüzde kaçı otobüs yolcularının %65 yaş? 5'te 2'si bedava başkanım. 5'te 2'si bedava. Sadece 65 yaş değil. Başka şeyler de var. Evet. 5'te 2'si bedava. Evet. 5'te 2'si aşağı yukarı yarısı mı? Eder. Yakın. Aşağı yukarı. %40'a gelirmiş. Evet. Tabii yani haklı herkes tabii. Ben de öğrencilerin elbette ki zor şartlarda okuduğunu ben de farkındayım da. Ama yani burada da %50'si neredeyse öğrenci. %50'si öğrenci. Evet, buyurun. Bir öğrencinin, biz bunu komisyonda da tartıştık. Yani 2 liraya indirdiğimiz zaman bir öğrencinin cebinden yani 30 gün içinde indi bindi yaparak aracı kullanması halinde. Açalım mı? 6 lira. Sadece 6 lira. Ya eksilecek ya artacak. Yani şimdi burada konuştuğumuz konu 6 lira. Yani bunun bu kadar konu edilmemesi gerektiğini, yani burada gerçekçi olmamız lazım. Ama şu anda hatları kullanan özellikle yılın 7 ayı öğrenci sayısını düşündüğümüzde bu 6 liranın kooperatife olan katkısı gerçekten farklı olacaktır. Biz Çanakkale halkı olarak kaliteli, konforlu otobüsler, iyi bir hizmet istiyorsak bazı konularda da bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Az önce de söyledim. Gerçekten siyasal ve sosyal popülizm yapmaksızın özellikle elimizdeki gider belgelerine, oranlarına bağlı olarak biz bunları ayarlamaya çalıştık. %26'dan %80 arasında değişen gider artışları var. Burada yapılan zamların ortalaması %16-%17. Yani burada ne biz kooperatifçilerin menfaatini savunuyoruz, ne de kent halkını karşımıza almaya çalışıyoruz. Ama ortada bir denge unsuru oluşturabilmek adına bu oranların gerçekçi olduğu konusunda kanaat getirdik. Yani evet, kesinlikle buradan bir karar çıktığı zaman kent halkı da memnun kalmayacaktır zam yapıldı diye. Eleştiri alacağız. Belki kooperatifçi arkadaşlarımız, şoförlerimiz, araç sahipleri de memnun olmayacaklar zamlar yetersiz diye. Ama bizim burada kimseye memnun etme gibi bir durumumuz yok. Mevcut olan şartlara bağlı en uygununu karar vermemiz gerekiyor. Evet, peki teşekkür ederim. Zaten bonus hesabı da var burada. Yani bir biniş 1.75'e denk geliyor bonusla. Başka yerde bonus yok diğer illerde. Dolayısıyla yani bir 30 kuruş mu artmış oluyor? 30 kuruş artmış oluyor değil mi? 30 kuruş. Ha? 30 kuruş. 60 biniş 18 lira ayda. Haftalık? Hayır, haftalıkla alakalı bir öğrenci. Bir öğrenci 1.75'e geliyor. Ha, 150 bin ha. Bir iş öğrenci 150. 1.80. 1.80 olduğunda evet 1.80. Evet. Özür dilerim. Yapılan zamın miktarı düşürüldüğünde bile öğrencinin katkısı 18 lira. Çok fazla olduğu için 18 lira. Bir öğrenciye 18 lira ayda. Başkanım, bir haftalık süre içerisinde şehir içi öğrenci 150.453. Yani 150 bin, özür diliyorum, düz hesap. Evet. 4 haftada ortalama planlandığında 600 bin. 10 aylık bir periyot planlandığında da 6 milyon kez kullanılmış oluyor. Bir öğrencinin zam miktarı 30 kuruş olmasa da 20 kuruş olsa, evet öğrenci başına 6 lira olmuş oluyor fark, ama bu öğrencilerin bu cebinde kalan paranın totali hesaplandığında Çanakkale'deki esnafların cebine gireceğini düşünürsek, çünkü hiçbir para biriktirmiyor. Çanakkale'de esnafların cebine gireceğini düşünürsek burada ciddi bir ekonomi dönmüş olur. Sadece maksat buydu. Tabii ki kooperatifin
teklifi zam yapmayalım, keşke zam yapmasak ama zam yapılması gerekiyormuş, bunu kabul ediyoruz. Miktarı düşürülürse memnun oluruz. Bizim talebimiz. Tabii tabii öneririz. Ya ben sadece matematiksel olarak bir tamam. şey söyledim. Peki evet komisyon tamam mı? Evet. Evet. Şimdi 2.80 olarak komisyon tamam mı? Komisyon tamam dedi mi? Peki. 150 yıl Dardanos'un 2.80 olarak şey var. Bir de başka bir öneri var. Daha düşük olma önerisi var. Kaç öneriyorsunuz? Kaç olsun istiyorsunuz? Ben ne söyleyeyim? Ben buna söyledim. Ağanın eli tutulmaz başkanım. Ağla alakası yok. Ben bunun sunucusu şeyi falan değilim. Estağfurullah. Bağışçısı falan değilim. Ben bu noktada hem öğrenci noktasında hesabı 18 lira aylık şey yapıyor. Ki 30 kuruştan 60 bin iş. Ama onu aynı zamanda da bonustan bir kısmında yani 1.75 olarak düşünürseniz maliyetini bu şekilde ben diğeri ortalaması tutsun diye yani burada %25 bir artış çok bunlar gibi 16 18 olur 15 16 bence enflasyon oranında ve girdilerine de uygun. Yani tabii haklısınız. Ya yani ben de öğrencilerin çok zor durumdanı ben de biliyorum. Ama öğrenci sadece otobüse binmiyor. Öğrenci aynı zamanda harç parası ödüyor. Öğrenci aynı zamanda elektrik parası ödüyor. Öğrenci aynı zamanda su parası ödüyor. Öğrenci aynı zamanda gıda şey yapıyor. Evine gidip gelirken otobüs parası ödüyor. Yani öğrenci üzerinden popülizm yapmamızın manası yok. Ülkede bir durum var. Doğrudur. Ama biz aynı zamanda öğrencilerle ilgili yani ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek oluruz. O ayrı bir konu. Ama yani bir ulaşım yaptığı zaman bir öğrencinin 18 lira şeyi 60 günde 60 bin işle ilgili çok fazla bir para ya bir paket sigara. Bir paket sigara. Evet buyurun. Başkanım konuyla alakalı hemen çok kısa. Biraz önce söylediklerimin tam tersini söyleyeceğim aslında bu konu içinde. Bir öğrenci de 6 lira fark ediyor. Ama kooperatif ve de araç sahipleri için ayda 600 bin yanlış hatırlamıyorsam 600 bin öğrenciden 20 kuruş 120 bin lira ediyor. Bu kooperatif için değerli bir rakamdır. Onlar da bizim esnafımız. Onlar da bizim Çanakkale vatandaşımız. Çözümü farklı bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada 2.80 bence doğrudur. Ama biraz önce söylediğim noktaları düzeltirsek o zaman öğrenci de mutlu olacaktır. Araç sahipleri de mutlu olacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Güzel Yıl Dardanos'un 2.80 olarak değiştirilmiş suretiyle komisyon kararını oylarına sunuyorum. Kabul edenler oy çok bakın oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Teşekkür ederiz. Değerli meclis üyeleri devam ediyoruz. Gündemimizin 7. maddesi Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 2019'da 879 karar sayılı kararı hakkında karar alınması. Hep taraf karar vurdu. Çanakkale İdare evet. Mahkemesi'ne Hüseyin Akif Tarzıoğlu Şefkat Vakfı tarafından açılan davanın kabulüne dair 9-8-2019 tarih 2018'de 309 esas 2019'da 879 karar sayılı karara göre 2-3-2015 tarih 45 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan plan notunun planlama esasları imar mevzuatı ve şehircilik esaslarına aykırılık teşkil ettiği vakıf tarafından yapılan plan değişikliği teklifinin mevcut plan notunun kaldırılmasının uygun olmadığından bahisle reddedildiği, davacı tarafından yapılan plan tadilatı teklifinin reddine ilişkin meclis kararında ve bu karara dayanarak plan notunda hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçeleriyle dava konusunun işlemlerinin iptaline karar verilmiştir. Meclisimizce 9-8-2019 tarih 309 esas 879 karar sayılı mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin bir karar alınması gerekmektedir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet, bu İdare Mahkemesi iptal etmiş. Biz de mahkeme kararını uygulayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet, gündemimizin 8. maddesi evet, belediye meclis üyemiz Sayın Burak Kunt'un 4-9 tarihli önergesi.
Talebin meclis imar komisyonunca incelenmesi devam etmektedir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet, imar komisyonu bu talebi takip ediyor. 9. madde Barbaros Mahallesi H16C14B4DEP hafta uygulama plan değişiklik teklifi. Meclis imar komisyonumuzca talebin incelenmesi devam etmektedir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet. Gündemin 10. maddesi Fevzi Paşa Mahallesi H16C14A1RAP hafta talimhane sokak koruma amaçlı imar plan değişiklik teklifi. Söz konusu plan tahdidatına konu alan Çimenlik Kalesi'nin doğusunda talimhane sokak üzerinde yer almaktadır. Mevcut bir bölümün ölçekli koruma amaçlı imar planımızda söz konusu olan yol olarak planlıdır. Hazırlanan bir bölümün ölçekli koruma amaçlı imar planı teklifiyle, revizyon teklifiyle yaklaşık 340 metrekarelik alanın otopark alanı olması önerilmektedir. Söz konusu plan tahdidatı 3.9.2019 sayılı belediye başkanlığımızın olur yazısına istinaden hazırlanmıştır. Meclis İmar Komisyonumuzca taleplerinde incelenmiştir. Meclisinizin bilgisine sunuyorum. Evet, buyurun. Talep yerinde incelenmiştir, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, bu konuda görüş bildirmek isteyenleriniz var mı? Yoksa oylamaya geçelim. Hayır. Evet. Evet, evet. Hayır, efendim, çalışalım. Evet. Kim? Neyi? Tamamcım, ha tamam, eyvallah. Eyvallah, tamam. Ayarla, ayarla. Evet. Evet, gündemimizin on birinci maddesi Cevat Paşa Mahallesi H16C09D44B hafta 289 adı 9-10-11-12-13-40-41-42 parsellerde plan değişiklik teklifi. Plan teklifine ilişkin dosya 39-2019 tarih 22.571 sayılı dilekçeyle ilgilisince geri çekilmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyor. Gündemimizin 12. maddesi Cevat Paşa Mahallesi H16C09D3A hafta 446 ada 2-3-4-5-101-107 parsellerde plan değişiklik teklifi. Plan teklifine ilişkin dosya 03-10-2019 tarih 23.201 sayılı dilekçeyle ilgilisince geri çekilmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. 10. gündem maddesi 29 kabul 3 red oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 13. maddesi İspet Paşa Mahallesi H16C14A1B hafta 74 ada 87-88 parsellerde plan değişiklik teklifi. Plan teklifine ilişkin dosya 03-10-2019 tarih 23.202 sayılı dilekçeyle ilgilisince geri çekilmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. 14. gündem maddesi Barbaros Mahallesi H16C14B4DEP hafta 113 ada 6 parselde plan değişiklik teklifi. Söz konusu parselle ilişkin plan önerisi havaalanı mevkiinde Bursa-İzmir yoluna cepheli konumdadır. Söz konusu parsel Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde kentsel gelişme alanı içerisinde yer almaktadır. Mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında plansız alanda yer almaktadır. Hazırlanan 1/5.000 ölçeklik ilave nazım imar planında söz konusu parselin kısmen park, kısmen orta yoğunluklu konut alanı olması önerilmiştir. 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile parselin kuzeyinde 10 metrelik taşıt yolu bağlantısı oluşturulmuştur. Söz konusu parselin bir kısmının park alanı, bir kısmının emsal 1/20, H maksimum 18-50 metre konut alanı olması önerilmiştir. Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümleri 5.3.5 maddesinde belirtilen kentsel gelişme alanlarında alt ölçeklerde hazırlanacak planların bütüncül olarak hazırlanması, parçacı gelişmelerin engellenmesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 25.12.2015 tarih 1087 sayılı yazısında belirtildiği üzere plan hükümlerinin 8.1.4 maddesine göre kentsel yerleşme alanlarında parçacıl planlama değil bütüncül planlama yapılması gerekmektedir ilkelerine aykırı olması nedeniyle uygun değildir. Meclis İmar Komisyonumuzca talep yerinde incelenmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Talep yerinde incelenmiştir başkanım. Oy birliğiyle reddedilmiştir. Sebep yine aynıdır. Bütüncül planlama yapılması gerekmektedir. Oylama geçelim arkadaşlar. Hı? Bir. Cuma. Tamam.
Bu ne ya? Bir şey geldi mi akaryakıt istasyonuna ilgili 5 günlük ya? Geldi başkanım. Evet, gündemin 15. maddesi. Karacaören Köyü H16C 10D 4 Cepaf'ta 165 ada 3 parselde plan değişiklik teklifi. Söz konusu taşınmaz organize sanayi bölgesinin bitişinde Bursa yoluna cepheli konumdadır. Mevcut 1/5 bin ölçekli Nazım İmar ve 1/1 ölçekli uygulama imar planlarımızda kısmen karayolu sağlık bandında, kısmen emsal 0-50 yapılanma koşulunda 50 metre yapı yaklaşma mesafesiyle akaryakıt istasyonu alanı içerisinde yer kalmaktadır. Hazırlanan 1/5 bin ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1 ölçekli uygulama imar planı tadilatıyla parselin tamamı akaryakıt tesis alanı içerisinde kalacak şekilde ada kenarı düzenlenerek emsal 0-50 yükseklik en çok 6-50 metre, 25 metre, 5 metre yapı yaklaşma mesafeleriyle akaryakıt istasyonu alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. 11.08.2017 tarih 261.762 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü görüşü mevcuttur. Meclis İmar Komisyonumuzca talep yerinde incelenmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet. Talep geçen meclis döneminde meclisimizce onaylanmış, yerel mahkeme tarafından bozulmuştur. Kararın bozulma sebepleri giderilmiştir. Bu yüzden tekrar başvuru olmuştur. Biz de oy birliğiyle kabul ettik. Peki. 14. gündem maddesi 32 red, oy birliğiyle reddedilmiştir. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yoksa oylarımıza geçelim. Evet. 5 binlik plan geldi. Geldi efendim. Değil mi? Geldi. Ne oldu? Efendim? 1/5 binlik gelmiş. Dolayısıyla 1/5 binlik de uygulanıyor. Evet. Mahkeme kararının bozma sebepleri giderildi. Şu an 1/5 binlik geldiği için. Mahkeme bunu 1/5 binliği yok diye, bozmuş. 5 binlik geldi. Şimdi dolayısıyla 5 binlik ve binlik bir arada oylanıyoruz. Evet. İmar çizgisi değişmiş. Doğru. Evet. Evet. Gündemin 16. maddesi Cevat Paşa Mahallesi 16C9D4B hafta 488 adı 96 parselde imar değişiklik teklifi. Söz konusu taşınmaz eski vali konağının güneydoğusunda Yüzbaşı Kemal Sokak'tan cepheli konumdadır. Mevcut 1/1 ölçekli uygulama imar planımızda bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak planlıdır. Hazırlanan 1/1 ölçekli uygulama imar planı tadilatıyla söz konusu taşınmazın kat artışıyla bitişik nizam 6 kat konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Meclis İmar Komisyonumuzca talep yerinde incelenmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet. Talep yerinde incelendi. Kat artışına uygun görülmediği için oy birliğiyle reddedildi. Evet, 15. gündem maddesi 29 kabul, 1 red, 2 çekimsel, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclisimiz var mı? Yoksa oylamaya geçelim lütfen. Ha? Evet, peki. Evet. Evet, değerli meclis üyeleri, gündemin 17. maddesi Kasım meclis gün ve saatinin belirlenmesi. 1 Kasım Cuma, mecburuz o gün toplanmaya. 1 Kasım Cuma saat 18. Mecbure öyle ilk hafta. Kurtuluş yok. Evet, 1 Kasım Cuma saat 18. Oylarınızı sunuyorum, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir dakika, gündemin iki tane ek gündem var. Bir dakika arkadaşlar, acele etmeyin. Benden kurtulmak kolay değil öyle. Önce ilanımız var. 16. gündem maddesi oy birliğiyle reddedilmiştir. Efendim şimdi biliyorsunuz geçen mecliste bir önerici olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi de bir üyeyle Sosyal İşler Komisyonu'na katılmak istediğini belirtmişti. Biz de uygundur dedik. Şimdi komisyonumuz 7 kişilik, 9 kişi olmasını öneriyoruz.
Sosyal İşler Komisyonu'nun 9 kişi olmasını öneriyoruz. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclislerimiz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi Sosyal İşler Komisyonu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kişi. Kim? Sayın Erdal Gezen. Evet. Kim? Muharrem Koca Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Umut Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden öneriyor. Evet. Tabii Nisan ayına kadar. İlk, çünkü Nisan'dan Nisan'a, komisyon Nisan'da bitiyor komisyonlar süresi. Birer, bu ihtisas komisyonu birer yıl zaten, değil mi? Bir yılı geçmeyecek şekilde Nisan'da görev süresi bitmek üzere. Bu iki arkadaşımızı kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son gündem maddemiz GESTAŞ'ın genel kurulu var 31 Ekim'de. Burada o genel kurulda benim oy kullanabilmem için ve toplantılarda belediyeyi temsil etmem için yetki verilmesi söz konusu. Burada tüm genel kurul toplantıları demiş ama daha önce vardı. Her toplantı için isteyecekler bunu anladığım kadarıyla. Bu genel kurul için GESTAŞ Deniz Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısında belediye temsilen Gül Yokan'a yetki verilmesini, başka yetki almak isteyen yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle katılmış. Teşekkür ederim güveniniz için. Olsun yine de. Evet değerli meclis üyeleri, güzel bir toplantı oldu. Verimli oldu bence. Her şeyi konuştuk. Herkes vatandaş da izledi. Takdir vatandaşın. Evet, özellikle üniversiteyle ilgili bir öneri bekliyoruz. Yani bir şey bekliyoruz. Bir bakalım edilsin, tamam mı? O konuda bir sıkıntı yok. Her zaman üniversite bizimdir. İhtiyaçtır. Böyle bir salon da ihtiyaçtır. Evet. Hepinize iyi bir ay diliyorum. 29 Ekim bayramınız şimdiden kutlu olsun. 12 Ekim'de de mitinge bekliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz.